Habertürk'te Para Gündem'le karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan. Bu bölümde günün bir özetini veriyoruz. Ekonomiye geniş bir pencere açıyoruz. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce açıklamalarını gördünüz Astana'da. Bugün de yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 4 ayda 4. görüşmesini gerçekleştirecek ama gündem biraz daha yoğun ve dünyanın da Birleşmiş Milletler'inde bu görüşmelerde özellikle tahıl koridorunun devamı konusunda beklentisi var. Acaba bu görüşmeden ne çıkar? Zelenski ile bir görüşme, yeni bir İstanbul zirvesi ya da barış zemini oluşur mu? Tahıl koridoru ve diğer gelişmelerde masaya gelir mi ki Putin Türkiye'yi Baltık Denizi üzerinden gaz yerine Avrupa'ya Karadeniz üzerinden çevirelim. Türkiye'yi de gaz üssü yapalım dedi. Doğal gaz merkezi yapalım dedi. Dolayısıyla bu öneri gündeme gelecek mi? Bu öneri dünyada nasıl yankılar bulacak? Bütün bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. İçeride dezenformasyon yasası, mecliste yaşanan tartışmalar gündemde. Biliyorsunuz muhalefetin 29. maddeye itirazı vardı. Kelimesi virgülü değişmeyecek diyor iktidar, Cumhur İttifakı. Dolayısıyla o tartışmalar mecliste yansıyor. Bir yandan da başörtüsü konusunun tam anayasal zeminde güvenceye alınması noktasında çağrılar vardı. Bir taslak, bir metin hazırlanıyor, bir çalışma yapılıyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Amerika'dan bir mesaj verdi. Bu konu kapanmıştır diye. Kapandı mı? CHP'nin desteği olmayacak mı? Bütün bu tartışmalar da bir yandan devam ediyor ve liderler grup toplantılarında mesaj veriyor. Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 20 yıl sonra 3Y yolsuzluk yasaklar ve işte diğer yolsuzluk yasak neydi diğer ye? Bir ye daha vardı. 3Y konusunda geldiğimiz nokta fıkra burada bitmiştir dedi. Böyle bir mesaj verdi iktidara. Bütün bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Ekonomide de Amerika'da TÜFE verileri geliyor. ÜFE tahminlerin üzerindeydi. Piyasalar bugün gerilecek mi, rahatlayacak mı? O sorunun cevabı aranıyor. Günün bir özetini yapalım, ardından da ekonomi gündemiyle devam edelim. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Yaralanan uzman çavuş İbrahim Han kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yaklaşık 2 yıldır Kuzey Irak'ta görev yapan şehit asker memleketi Van'da toprağa verilecek. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve büyük sabır dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bugün Astana'da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler kritik görüşmeden önce bir açıklama yaptı. Görüşmenin tahıl anlaşmasının uzatılması ve genişletilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu. Zirve öncesi Kremlin'den de açıklama var. Sözcü Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimali ele alınacak dedi. Putin'in dış politika danışmanı ise Erdoğan görüşmede muhtemelen resmi bir şeyler önerecek mesajı verdi. Putin'le görüşmek istemeyen Ukrayna lideri Zelenski'ye de asla asla deme mesajı gitti Putin'in dış politika danışmanından. Birleşmiş Milletler Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhakına tepki gösterdi. 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 140 ülkenin oyuyla kabul etti. Oylamada Suriye, Kuzey Kore ve Belarus hayır oyu kullandı. 193 ülkeli genel kurul toplandı. 143 ülke bu ilhakı yapılan referandumu Rusya'nın bu bölgeleri işgalini kınadı. Böyle bir tablo, böyle bir sonuç çıktı BM Genel Kurulu'ndaki oylamadan. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Washington Post gazetesine ziyarette bulundu. CHP lideri ziyareti sosyal medya hesabından Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı Washington Post'un değerli bir yazarıydı. Bu korkunç cinayetle yalnızca bir fikir özgürlüğü değil, insanlık da büyük yara aldı notuyla paylaştı bu ziyareti. Kılıçdaroğlu dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini de eleştirdi. Türkiye'nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir ifadelerini kullandı.
Mecliste dezenformasyon mücadele kanun teklifi görüşmelerinde tansiyon yüksekti dün. CHP ile AK Parti Grup Başkan Vekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı çok kararlı. Hodri meydan. Meclis iş tüzüğünün bize verdiği bütün hakları kullanacağız. Kimse kusura bakmasın. Ben bu ülkede adaleti, hak ve hukuku savunmak zorundayım dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise alınan kararlar kendileriyle ilgili olumlu çıktığında alkışlayan, olumsuz çıktığında hakaret eden, aşağılayan bir dille karşı karşıyayız. Bu dil kaybedecek ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, başörtüsü için anayasa değişikliğine CHP'nin destek vermediğini söyledi. 28 Şubat'ta ortaya çıkan zihniyet, CHP'nin zihniyeti değil midir diye sordu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise iktidara eleştirisini dezenformasyon yasa teklifi üzerinden yine gösterdi. Sansür yasası ile ilgili inat devam ediyor. MHP virgülüne dokundurmam diyor. MHP'ye ne oluyor onu anlamadım. Bu yasayla yolsuzluk, rüşvet ve yoksulluk konuşulamayacak. Kimse bir şey söyleyemeyecek dedi. Kültür Bakanlığı bünyesinde Cemevi Başkanlığı kurulması tartışması da siyasetçilerin gündemindeydi yine. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı destici Alevi Bektaşi kardeşlerimizin kendi ocaklarında neşet eden kendi İslam içindeki yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek verilmesi doğrudur. Bunu doğru buluyoruz dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise neden Kültür Bakanlığı ne yapmaya ne mesaj vermeye çalışıyorsunuz diye sordu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise elbette talepleri karşılanmalıdır ama politikaya vesile olacak tarzda konunun istismar edilmesine razı değiliz. Siyasette konuyu siyasi malzeme, siyasi istismar haline getirmeyin mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Astana'da mevkidaşı Tokayev'le görüştü. İki ülke arasında 6 yeni anlaşmanın imzalandığını söyleyebiliriz. Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci derecede dostluk madalyası takdim etti. Erdoğan, benim için farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım ailem adına teşekkür ediyorum dedi. Yine birinci derecede dostluk madalyasının takılması sonrasında böyle teşekkür etti Cumhurbaşkanı. Tokayev'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı görüntülerde düne fotoğraflarda yansıdı. Dün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'ya dün gitti. Dolayısıyla anlaşmalar imzalandı. Ekonomi de ön plandaydı. Bu temaslar devam ederken aynı zamanda masa tenisinde de yine iki ülke ilişkileri görüşüldü. Bölge konuları konuşuldu. Bugün de Putin'le görüşme ve Belarus Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleşecek. Astana ziyaretinin, Astana zirvelerinin bugün yansımalarını izleyeceğiz. Gündem içeride dışarıda özetle böyleydi. Ekonomide hangi başlıklar var? Bu arada yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. 3Y bunlar tamamen ortadan kalkacak vaadi, AK Parti'nin vaadiydi. 20 yıl sonraki durumu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında eleştirdi. Liderlerin grup toplantısında verdiği mesajlar ve konu başlıklarını aktarırken 1Y'yi unutmuştum. Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluk. Dolayısıyla 3Y'ni buydu. Hep unutuyorum. Biri mutlaka gelmiyor aklıma. Yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk. Evet. Peki, Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, hoş geldiniz. Tekrar günaydın. Şimdi bugün, dün Amerika'dan üretici fiyat endeksi verileri geldi. Enflasyon verilerinin açıklandığı bir haftaydı. Dün üfe, bugün de tüfe verileri gelecek. Üfe tahminlerin biraz üzerinde. Aylık %0,2 çıkması bekleniyorken 0,4 geldi. Yıllık enflasyonda 8,3-8,4 çıkar deniyordu. O da 8,5'a yaklaştı. Şimdi bugün açıklanacak tüketici fiyat endeksi Amerika'da %8,1 olarak öngörülüyor. Böyle tahminler yapılıyor. Geçen ay, yani bir önceki ay 8,3'tü Ağustos'ta. Bakalım Eylül'de %8,1 onun altı çıkar mı? Ya da onun üstünde gelir mi? Bu da piyasaları gerer mi? Yani 8,1 çıkarsa herhangi bir yeni bir bilgi olmaz. Beklenti dahilinde olacağı için de hani piyasalar çok buna etkilenmez diye düşünüyorum. 8,5 ise bize şunu işaret ediyor. Hala maliyet enflasyonu sürdüğünü, Amerika'da enerji maliyetlerinin de her ne kadar kendine yeten bir ülke olsa bile etki ettiğini gösteriyor. Üstelik hani güçlenen doların da aslında bir parça Amerika'da bazı dinamikleri değiştirdiğini de gösteriyor.
O yüzden de üretici enflasyon ne kadar tüketiciye yansıyacağını zaman gösterecek. Belki 1-2 ay içerisinde daha netleşecek o. Amerika'da da aynı şekilde. Fakat yine de şunu söylemek gerekir. Tüketici fiyatı bugün beklentiler dahilinde çıkacaktır diye çok yoğun şekilde 8,1 evet. Civarlarında. Bunun çok üzerine çıkmayacak diye. Civarında. Evet, bu da bizim hani şunu anlayabiliriz. Gün içinde dolarla ilgili evet. Rahatlatır. Evet, dolarla ilgili bakış açımızı daha netleştiriyor. Şimdi 2 Kasım'da FED toplantısı var. Faiz kararı gelecek. Orada 75 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var. 2 Kasım'dan önceki son enflasyon verisi olması açısından önemli. Tabii önemli. FED agresif faiz artırımına devam eder. Sonra yarım puanla mı sürer? Yıl sonunda 4,5 mu olur? 4,75 mi olur? 5'e mi yaklaşır? Bütün bu tartışmaların devam ettiği bir ortamda evet. Bu enflasyon verisi kritik. Bir de şeyi unutmayalım. Yani Birleşmiş Milletler işte çağrıda bulundu. Amerika'ya lütfen faizi bu kadar sert ve agresif arttırmayın diye. Diğer taraftan da işin bir ilginç tarafı da mesela Amerika'da OPEC dedi ki Suudi Arabistan'a ya bu kadar üretimi azaltmayın. Yani herkes birbirine söylüyor aslında. Herkes birbirinden bir bakalım, şey bekliyor. Kim kimi dinleyecek çok merak ediyorum. Yani hani bu faiz bugün artışı Putin'e konusunda... Bugün Putin'e söylenecek barış zemini oluşturulması, Zelenski ile görüşme ya da bu batıyla temas. Evet. Gerçi Biden görüşmeyeceğim dedi ama, G20'de... Her ne kadar... Evet, yeri Türkiye'den de bu bekleniyor. Mutlaka ama yeri gelecektir belki sağ sonrasında ama dünkü Putin'in açıklamaları bana kalırsa yani önemliydi. Önemliydi. Yani bu şey anlamında söylüyorum bunu. Hem doğalgaz merkezi hem Batı ile görüşme ve temas beklentisi anlamında önemliydi. Peki biz piyasalara da bakacağız. Biraz sakin bekliyor. Evet. Petrol fiyatlarında da düşüş olunca 2 liranın üzerinde bir indirim geldi motorine. Evet. Arka arkaya 4-5 zam gelmişti. 26 lira seviyesine geriledi. 5 liranın tekrar. Üzerinde bir zamdı. 30 liraya yaklaşırken oradan tekrar 26 lira bandına geri döndü. Onu da söyleyelim. Evet. Bugün petrol fiyatları 92 dolara gelince motorinde de bir indirim gördük. Hemen açılmışken dün verileri... Dün yine Putin'in açıklamayla bağlantılı oldu bunların hepsi bu arada. Ne dedi? Batı'yla yani, temas. Batı'yla temas. Gaz koridoru biz kesmeyeceğiz. Bunlar yani bir şekilde... Bizim girişimlerimiz değil. Yani dolayısıyla buradaki yani her şeye rağmen enerji konusunda açık olduğunu göstermiş olması, hatta yol bile göstermiş olması bence önemliydi. Evet, dolayısıyla hani kuzey akımı olmadı. Baltık Denizi üzerinden değil. Yani burada risk var. Terör saldırıları oluyor. Öyle ifade etti biliyorsun. Döndü dedi ki Türkiye'yi üssü olarak kullanalım. Dolayısıyla burada bir depolama tesisi kuralım. Yani bu batılı ülkeler açısından bence önemli bir el uzattı orada. Biraz da belki Avrupa Birliği ile Amerika'nın arasındaki ilişkiyi koparmaya çalışıyor gibi geldi bana. Yani oradaki ilişkiyi zayıflatmak istiyor aslında. Ama Amerika'dan çok böyle yumuşak bir hareket yok. Mutlaka tabii ama sonuçta bu dert biliyorsun Avrupa Birliği'nin derdi. Ve hani ifade edilene göre ağırlıklı olarak sadece bu kışa dönük akaryakıt aslında ve enerji depolamasını yapabilmişler. Yani hani biz sonbahar ve kış diyoruz ama bir yandan da bu işin daha detaylı uzmanları diyorlar ki esas problem Nisan-Mart'tan sonra başlayacak. Yani kışın için depolamalarını yaptılar Avrupa Birliği ülkeleri. Ama gerçekten büyük problemi Mart ayından sonra yaşamaya başlayacaklar. Özellikle de sanayi tarafında diyorlar. Doğru. Euro bölgesi sanayi üretiminde de keskin bir düşüş var. Evet, yani 6 aylık depolama kapasitelerini doldurdukları ifade ediliyor. Aynen, bu da üretim maliyetleri vesairesini etkileyecek. Aynen öyle. O yüzden tabii. Avrupa Birliği'nin durumu daha, biraz daha farklı diyoruz ya. Doğru. Durumda. Yani sadece ısınma değil, üretim anlamında da ciddi bir sıkıntı olabilir. Almanya'da Eylül'de TÜFE yıllık bazda %10,9 çıkmış. İşte yani. Çift tane de. Çok daha sonra bekleniyor. %11'e yaklaşmış. Evet. Bu bir rekor. Evet çok. Yani Alman ekonomisi için çok ciddi bir rekor. Onların da en büyük korkusu enflasyondur, fiyat artışlarıdır. Amerika'nın istihdam ve istihdam kaybıdır, işsizliktir. Almanya korktuğuyla karşı karşıya kalıyor. Evet. Tamamen enerji fiyatları. O kadar. Yani buradaki net. Aslında tüketici talebi dolayısıyla olan bir enflasyon olsaydı bunun yönetmenin yolu farklıydı. Faizlerle hareket ederek bu tüketimi keseceklerdi. Ama ellerinde olmayan bir maliyet kalemi var. Müdahale edemiyorlar. Dolayısıyla o yüzden zaten yani bu enflasyonun nereye gideceği konusunda herhangi bir öngörüde bulunmak çok güç. Mesela FED tutanakları açıklandı dün. Hani piyasa gündemini aktarırken onu da söyleyelim. Mesela yetkililer enflasyonla mücadeleyi erken bırakmaktan endişe ediyorlar. Yani FED üyelerinin büyük bir çoğunluğu, ağırlığı enflasyonla mücadeleyi öncelikli almak, fiyat artışlarını durdurmak
gelir kaybını insanların, vatandaşların durdurmak resesyon ihtimalini sonra düşünmekten yanalar. Çok net anlaşılıyor, tutanaklara da yansımış. Dolayısıyla evet. FED durmayabilir hem çağrılara hem de resesyon korkusuna rağmen. Çok haklısın. Amerikan ekonomisi tabii daha güçlü olduğu için FED üyeleri bunu göze alıyorlar bana kalırsa. Alıyorlar. Ama bir rezerv para yani olan doları basan Amerikan Merkez Bankası'nın tabii farklı sorumlulukları da var yani aslında. Çünkü sizin paranızı dünyanın birçok ülkesi rezerv olarak, kendine güvence olarak kullanıyor. Ve siz bunun fiyatına karar veriyorsunuz. Dolayısıyla sadece bu Amerikan halkı değil, diğer halkların da aslında refahını etkiliyorsunuz. O anlamda ben daha bütüncül düşünme ihtimalleri de olabileceğini düşünüyorum daha sonrasında. Belki bugün değil ama yani. Bundan sonrası açısından bu olabilir. Olabilir. Piyasalara hemen verelim verileri gündeme geçmeden önce. Bugün ABD enflasyon verisi bekleniyor. Almanya'da enflasyon Eylül'de %11. Beklendiği gibi ama yüksek. Avrupa Merkez Bankası da hızlı faiz artışlarına devam edecek. O da aşikar. Bir yandan da resesyon riski büyük. Ve bu da işsizliği artırır mı, istihdamı etkiler mi korkusu da var. Dünya böyle bir cenderenin içinde. Putin de mesaj veriyor. İşte bir ben size gazı Karadeniz'den yollayayım, Türkiye'yi gaz merkezi yapayım. İşte Batı ile temasın yolları biraz daha yumuşak bir dille dile getiriliyor. Ama Amerika sert. Bakalım bu sertlik aşılacak mı? Böyle bir ortamda piyasanın gündemi bu. 18.58 kur, 18.60 seviyesinde değil, 18.58'de takıldı. Burada bugün ABD enflasyon verisi bizim için de kritik o anlamda. Euro TL'ye bakıldığında 18'in hemen üzerinde. Euro dolar paritesinde de çok bir değişim yok. 0.96-0.97 bandında gidiyor. Dolar değerli uluslararası piyasada. Değerli. Bir de FED'i bekliyorlar sonuçta. Bir de FED'i bekliyorlar ve bugünkü enflasyon verisini bekliyorlar. Altın onsu 1669 dolarda. Orada altın 1700 doların altında. 1500'e düşmemek için cebelleşiyor yani öyle söyleyebiliriz net. Petrol fiyatlarında bir düşüş oldu 92 dolara doğru. Böyle Putin'in yumuşak yani şeyi bir de resesyon korkusu. Mesela OPEC dedi ki talepte büyük bir artış beklemiyoruz. O zaten ana unsurlardan bir tanesi. Aynen. Ama daha hızlandıran ve iten de oldu biraz. Ama artıran OPEC, yumuşatan da biraz OPEC oldu. Biz talepte büyük bir artış beklemiyoruz. Hani olursa da karşılarız gibi bir açıklamaydı bu. Zaten resesyon korkusu ağır basınca petrol fiyatları da çok hızlı yükselmiyor. Onun da etkisi var. 997 lira altının gramı 1000 liranın aşağısında. Kripto paralarda da yatay bir seyir var. Orada 360 bini zorluyor ama TL bazında geçmekte zorlanıyor. Zorluyor, istiyor ama geçemiyor gibi bir durum var. Yani o da duruyor ve Amerika'dan gelecek veriyi bekliyor demek yanlış olmaz. Biz de piyasalarda dün yumurtayı konuştuk. Yem fiyatlarındaki geldiğimiz noktayı konuştuk. Yem fiyatları geçen sene 3150 lirayken mesela tonu 9980, şu anda 10.000 lira. 10.000 lira, yani. 10.000 lira. Yem fiyatları artıyor. Elektriği artıyor, doğalgazı artıyor. Diğer ham madde girdiler artıyor. Dolayısıyla üreticide ürünün fiyatı yükseliyor. Üreticide yükselen ürün fiyatı bize gelene kadar işte sanayide doğalgaz, taşıma, lojistik, paketleme vesaire, işçilik derken daha da yükseliyor. Evet. Süt üreticileri dedi ki bize 7,5 liralık fiyat yetmiyor. Biz zaten bunu 10,5 liraya mal ediyoruz, kurtarmıyor deyip üretmemeye başladılar. Bir süt sıkıntısı oluştu. Fiyat böyle kendi kendine piyasada alabildiğine değişik fiyatlar ortaya çıktı. Çiğ süt fiyatı da destek primiyle beraber 9 lira oldu. Şimdi çiğ süt fiyatı 9 lira olunca biz sütü, peyniri, yoğurdu, yağı ne kadara yeriz? Yani zaten aslında bir parça zaman geldi bana kalırsa bu ay içerisinde, bu ayın başından itibaren muhtemelen biz Kasım'da Ekim enflasyonunu gördüğümüzde süt ve süt ürünlerinde en yüksek artışlardan bir tanesi olduğunu göreceğiz. Yani en büyük kalem olduğunu göreceğiz orada. Bu arada çiğ süt fiyatı artmadan zaten 2 haftadır peynir fiyatları falan artıyordu. Tabii yani sonuçta görüyorduk özel yani. Sektör yani işte bir şekilde kendi pazarlık yapıyor yani nihayetinde bu üreticilerle. Aynen öyle. O yüzden de o fiyatı tabii ki yansıtıyorlar bir şekilde de. Onlar da doğalgaz zammı görüyorlar. Evet yani ama tabii trajik olan geçen yıldan bu yana ya da bu yılın başından beri falan dediğimizde 2,5 katlık artışlar falan var. Yani gıda şey yani süt ve süt mamul ürünlerinde daha doğrusu hani sütü bir kenara koyuyorum. Sütte bile o kadar artış var ama yani son ürünlerde peynir gibi ya da işte atıyorum diğer türlerinde 2-2,5 katlık artışlar söz konusu oldu. Mesela ben hatırlıyorum bir peynir alıyordum ben. Onun fiyatı böyle artıyordu. En son 70 liraya gelmişti.
Ben dedim ki yani 70 lira olmuş falan. Hani yarım kilo alsam işte 35-40 falan. Şu anda bu peynirin fiyatı 165 lira. Yani o peynir muhtemelen işte 50 lira. 70 lirayı net hatırlıyorum. Çok uzun bir zaman geçmedi üzerinden. O zaman da pahalı geliyordu bir de. İşte yani 50 lira, 40-50 lira mertebesindeki bir ürün muhtemelen 3 katına çıkmış yani aslında. Evet, 3 katına yani çıkmış. Dolayısıyla buna aslında yeni, burada geçen hafta baktım, evet, yeni zamlarla beraber herhalde ama 180 işte, falan olacak. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Yani biz zaten aslında maliyetlerde de 3 katlık artışlar gördük işte. Yani bütün bu hayvansal ürünlerin üretim safhasındaki maliyetler 3 kat artmış zaten. Son ürün de o kadar artacak ki kaldı ki üstüne bir de şey var. Yani bunun enerji maliyeti tarafı da var. Tabii. Onu da unutmayalım yani sadece şeyle değil, bu hayvanların beslenmesi, sağılması prosesi değil. Bir de onun üzerinde taşınma maliyetleri ve işte ambalajlanma maliyetleri var. Yani bu rakamlara gelmiş olması artık doğal demek zorunda kalıyoruz. Yani bunu kabullenmek adına demiyorum. Bu kadar maliyet, bu kadar fiyat artışı. Kabullenmek adına demiyorum yani maliyet tarafını kontrol etmediğiniz zaman olacağı budur. Bu işte yani çiğ süt fiyatından başlayarak o fiyat artışları geliyor. Doğalgaz zamlarını, elektrik zamlarını, motorin artışını hepsini biz ödüyoruz. Evet. Bir de dikkat edersen. Bir de sanayide de üstleniyor. Yani, tam da yansıtmıyor. Evet, orada %155 değil mi Efe? %150'nin üzerinde de, bir Efe evet, var. Evet yani. Öyle ama ne yapıyorlar işte ambalajlar işte farklılaşıyor. Ne bileyim gramajlar değişiyor. O bile etmiyor. Ondan sonra işte bazı İnsanlar ürünler, en ucuz peyniri arıyorlar. Ya bazı ürünler raftan çıkıyor. En çok satılan ürüne doğru yöneliyor. Aynen öyle. Bu tip böyle gibi farklılıklar oluşuyor yani burada. O kadar da şey değil yani bu arada yani hani bir reaksiyon yerine getiriyor özel sektör ama yapacağı da bu. Nisan'dan Ekim'e grafik güzeldi demin arkadaşlarımızın verdiği. Mesela Nisan'da evet yani Nisan 2022 yani çok uzun bir tarih değil bu hakikaten. 70 lira olan peynir şimdi evet, en ucuzu 115 lira. En yani, ucuzu bu. Bu aşağı yukarı %60'lık bir enflasyona tekabül eder. Mesela şimdi, kaşar 140 lira, 150 lira bu da en ucuzu. Çok şöyle güzel bir yani veri veriyor bize bu. %65-70'lik bir artış bu. Yani 4. aydan. Nisan'dan Ekim'e. Tabii 4. aydan 10. Ekim'den 10. aya diyoruz yani 6 ayda. 6 ayda. Yani 6 aylık enflasyon aslında %70 olmuş. Evet. Şimdi bu da hani birilerine fikir verebilir. Özellikle mesela asgari ücret zammı için fikir yürütenlere zam verebilir, şey fikir verebilir. Ya da işte yani çalışanlarla alakalı. Demiş ya, evet, gıda enflasyonunu alalım gıda diyor biliyorsunuz. Mesela şu anda peynirde gıda enflasyonu 6 ayda bu. %70'e evet, yakın. Yani dolayısıyla son yapılan asgari ücret zammının üzerine demek ki neredeyse %50-60'lık bir hayat pahalılığı daha oluşmuş. Aynen öyle. Evet. Asgari ücretin işte 6 aylık, 6 ayda biz zam görmüştük. Evet, son 6 ayı hesap edersen bu işte. Son 6 aya bir %60 daha vermek tabii gerekiyor, %70 ki bu, daha vermek gerekiyor. Bunun daha Kasım'ını, Aralık'ını bilmiyoruz. Yani onu da gördüğümüz zaman belki oran daha da artacak evet yani. Tabii Ekim-Kasım enflasyonu yüksek çıkabilir, Aralık'ta düşüş tabii ki öyle bile olsa yani o oranlar böyle yüksek yani demek istiyorum. Son 6 aylık enflasyonu hesap etmek isteyenler varsa bu rakamlar öncü göstergedir. Evet yani sofradan biz peynir, zeytin, insanlar onu kahvaltı ediyor. Yumurta olmuş 2.50 geçmiş. Hı hı. Hani biraz daha iyisine bakayım, hani daha bir şeyine bakayım derseniz zaten 3-3.5 arası. Evet, düşen bir şey de yok bu arada. Organik yani derseniz 4.5. Dikkat edersen hani bir ara market tanıtımları falan vardı. Onların da bir şey ifade etmediği anlaşıldı herhalde ki yapılmıyor çünkü. Çünkü siz hani gidip ceza da yazsanız zaten fiyatlar belli, fatura belli. Herhalde onlar da vazgeçtiler. Ne, dün işte İrem söylüyordu akşam programında Serap Belet'in. Böyle 3 yani en ucuz marketlerden indirimli hani uygun fiyatlı marketler var ya. Oradan 3 çocuğa kırtasiye malzemesi aldık. Sadece kırtasiye malzemesi. Tek çocuğun 500 lira diyor. Öyle. Yani oğlum, kırtasiye malzemesi bitiyor ya. Neden alıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Kırtasiye yani kırtasiye zaten elzem. Ama özellikle kitapları ve şeyleri böyle işte test kitapları falan ben hani çokça bakıyorum. Bu aralarda hani sen de söyle, bizim evet, kızların dönemi bununla alakalı inanılmaz rakamlar var. Yani şöyle söyleyeyim hani bir iki defa bakıyorsun test kitabımı alıyorum. Hani soru başına 1 lira falan gibi böyle demeyeceğim de tabii ki abarttım ya ama. Yok yaklaşıyordu. Yani çok abartılı şekilde hani şey fiyatlar artmış durumda. Yani 150 liraya 200 liraya yakın kitapları görüyorsun. İşte bu her ne kadar Milli Eğitim yan kaynakları sunuyor olsa bile siz sonuçta hani bazı kaynakları almak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla 3 tane kitap alsanız 500 lira veriyorsunuz falan. Onu bırakalım. Edebi anlamdaki kitaplar da evet, 80, 90, 100 diye gidiyor. Yani 80 yani, liranın altında kitap evet, yok yani, diyorsunuz. Tamam kitabı. Kağıt fiyatlarının zaten geldiği seviye ortada.
Yani edebiyat dünyasının sıkıntıları ortada, bunun farkındayız. Ama yani bir üniversite öğrencisinin hani gidip işte sahaflardan belki eski kitaplardan alıp hani okuması ancak olabilir, ama güncel yeni bir kitabı ben okuyayım dese gerçekten hani ayda bir kitap alsa, iki kitap alsa 200-300 lira para vermesi lazım, ayırması lazım buna. Yani kitap okuyayım kitapçıları demenin maliyeti de sıkça dolaşırım ve hani açıkçası fiyatların böyle her geçen gün orada da arttığını görüyorum. Yani sadece eğitim tarafında değil bu. Çok fena. Yani bu da çok önemli bir şeydir. İnanılmaz yani. Önemli. Evet. Tabii. Burada eğer hani bir ek yük varsa, ki vardır. Yani bandroldür, bilinmedir. Bunların kaldırılması lazım. Yani ben çok hakim değilim. O yüzden hani şimdi şey söylemek istemem. Yanıltmayayım ama şunu bilmek isterim. Yani gerçekten burada aldığımız eğer, kitaplar pahalı. Burada eğer hafifletilecek bir şey varsa, yani fiyatları anlamında, ben hani sıkça kitap alan birisi olarak fiyatların çok 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 arttığını görüyorum. Sadece eğitim kitapları değil, hani çıkan yazarların kitapları da önemli. İşte bak, o, şimdi birazdan söyleyeceğim Orhan Pamuk'un kitabını. Zaten biliyordur. Ya ben işte bir iki kitap... 200 liraymış. İşte o tabii biraz daha hani işte kalınlığı, kağıt şeyi değişiyor ama ortalama bir kitap 80-90 lira, onu yani söyleyeyim. Tamam, ben onu bir ayda hadi okuyayım. İş güç var. Öbür ay yeni bir kitap alacağım. O ay başka bir kitap daha alacağım. Hayır, sen öylesin ama bir üniversite öğrencisinin işte mesela zamanı zaten eğitimle ya da işte kendi kültürel gelişimi sağlamakla geçmesi gerekiyor. Tabii. Dolayısıyla ama o kişinin, onun da kitap okuması da gerekiyor. İşte o yolda olacak. Şimdi nereden okuyacak? Aynen, iş hayatına girdikten sonra zaten çok zayıflıyor bu. Bütün birikimini orada yapacak. Sadece ders kitabı değil, aynı zamanda onun vizyonunu geliştirecek kitaplar da okumak zorunda. Evet. Ya vapurda, orada, burada o kitap okuyor çocuklar yani. Okuyorlar. Evet. O yani iki, yani mesela bir kitap işte 100. Yani 80-90-100 dediği gibi olsun. Robobank diye Türkiye'den çıktı iştirak. Robobank yani dünyada Türkiye'deki iştirakini satma kararı almış. Evet. Türkiye'den çıkma kararı almış. Bunun için de Liberium danışmanlık şirketine hisselerinin satılması konusunda bir anlaşmaya varılmış. Biz bir değerlendirme yaptık diyor. Dolayısıyla bazı sadeleşme, yalınlaşma, işte merkezleri bir yerde toplama gibi bir süreç bu anladığım kadarıyla. Türkiye'den de çıkma kararını yani bu kapsamda aldık. Tarım ve hayvancılık bankacılığı. Tarım ve gıdada önemli, dünyanın lideri. Evet, lideriydi. Hatırlarsan belki de 2010-15 civarında aralarda bir büyük bankaya da talip olmuştu hatırlıyorsan, Robobank. Denizbank'ta yanılmıyorsam ismi. Ve o dönemler işte işte büyük rekabet vardı. Bankacılık inanılmaz defter değerlerinin çok üstüne satılıyor vesaire. Türkiye'nin böyle ekonomide şirketleri falan filan yabancıların hep böyle radarındaydı hatırlarsan. 2014'te faaliyete başlamış galiba. İşte zaten yanılmıyorsam bir o banka, yani banka satın alması olmadıktan sonra kendisi bu şekilde faaliyet göstermeye başladı. Tek bir şube, mevduat toplamadığı için burada tamamen kendi fonlarını buradaki tarım işte şeylerine veriyor, şirketlerine ya da işte aktörlerine kredi açıyordu. Ben tarım ve gıda sektörünü destekledim. Çünkü bulunduğu yerde hani bütün alt tarım ve gıdada alt sektörlere de çok hakim. Ciddi bir know-how'u var bankanın. Dünyayla ilişkileri ve teknoloji transferi. Bu kaynağı dışarıdan getiriyor Ebru. Aynen. Yani bu kaynağı dışarıdan getiriyorsunuz. Ya ülkelerin tarımına ve gıdasının genişmesine çok büyük katkı sağlayan bir banka bizde demek ki olmadı. Yani evet. Tabii. Neden? Yani muhtemelen hani bazı, bir kere yüksek enflasyondan ötürü bir kere büyük bir sorun yaşıyorlar bana kalırsa kredi verirken. Bu kredi maliyetleri muhtemelen onların yani işleri büyütmelerine engel oluyordu muhtemelen diye tahmin ediyorum. Artı yani şey, Türkiye'de bankacılık tabii şu an böyle uzmanlaşmış, istisnaslaşmış alanlara maalesef imkan vermeyebiliyor. Aynen öyle. Yani biraz da problem bu olsa gerek. Aynen öyle. Biz hanım çok fazla başka şeyle uğraşıyoruz ama evet. Mesela tarım ve gıda konusunda ihtisaslaşmış bir banka aynı zamanda teknoloji transferi, evet. Vizyon, evet. Birlikte büyüme, genişleme imkanı veriyor. Evet. Olmamış ya, çıkma kararı almış Türkiye'den, evet. Ama biz yine dünyadan destekleriz diyor. İlaçta sorun. Eczacılar diyor ki biz 16 Ekim'de Ankara'da eylem yapacağız. Kar paylarının artması taleplerden biriydi. Bu konuda resmi gazetede bir karar çıktı. Evet. İlaçta kar oranları arttırıldı. Mesela işte 200 liraya kadar olan ilaçlarda %28'e çıkmış %16'dan. 200-400 arası ilaçlarda %18, 400'ün üzerinde ilaçlardan %12'den %13'e yükseltilmiş. Bu bize yetmez diyorlar. Yani evet. Devede kulak diyorlar. Olabilir. Yani artık bu tabii şey nasıl çözülür bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani... Anlamadım. Bu aracılık işinde işte yeri geldi bazen akaryakıt payları, bazen ilaç sektörü
Belki de bir revizyona ihtiyaçları olabilir. Bilmiyorum yani ne olacak. Ama hani kar payı konusu tabii ki çok şey ince bir hesap. Dolayısıyla hani bakanlık bu konuda hesaplarını yapmıştır diye tahmin ediyorum ben. Ya bu kurla bir zam daha gelecek. Zaten bu erimiş olacak. 2004'ten 2009'a geldik ancak diyor. 2022'ye ulaşamadık diyor. Hepsi küçülecek Ebru. Yani ben bunu hani olabilecek olanı söylemek istiyorum. Hani İki olsun diye demiyorum. Biri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya ciddi bir sorunu o işaret etmiyor mu? Ediyor yani. Ya bu zaman zaman söylenir ama ben hiç kapandığını da görmedim iki eczaneden bir tanesinin. Yan yana 5 tane eczane görüyorum yani ben. Ben de öyle görüyorum. Yani hani kapansa tamam ama kapanmıyor da. Genelde herkesin yani bu konuda hani bilmiyorum daha samimi olsalar bu klişe açıklamayı yapmasalar belki daha iyi olacak. Çünkü bakalım eczane sayısında şöyle bir son 10 yılda ne olduğunu görelim. Üstelik hepsi yani bir kısmı işte süpermarket gibi falan çalışıyor aynı zamanda. Farklı gelirler yaratmak zorundalar çünkü. Mecburlar. Bazıları ise böyle içeri giriyorsunuz 10 kişi 15 kişi falan çalışıyor mesela değişik. Yani dolayısıyla hani ben sektörü çok yakından bilmemekle birlikte şunu söylemek isterim. Eğer gerçekten bu yani bu problemleri yani mesela Avrupa'da eczaneyle mesela bu tip kozmetik satanlar farklıdır biliyorsun. Yani ikisinin de farklı tanımı vardır. Bu şeyin belki sektörün bir daha böyle oturup bir masaya yatırılsa iyi olur. Çünkü her krizde aynı şeyleri biz yaşıyoruz. Yani ilaç bulamama başka bir şey mesela. Bak ilaç gelmiyor Türkiye'ye. İşte bu fiyatlar yüzünden o başka bir dert. Ama bu komisyon oranları yüzünden biz batacağız başka bir şey. Bu ikisini ayırıp gerçekten öyle bakmak gerekiyor. Ben sadece hani daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi onların da kirası arttı, maliyetleri mutlaka, arttı, iş gücü maliyetleri arttı. İlaçların fiyatları yükseldi ama kur bir yerde sabitlendi. Hı-hı. İlaç yok çok sıkıntısı. Çok haklılar belki birçok konuda. Bu noktalarda haklılar. Mutlaka. Ama yine de dediğim gibi yani daha şeffaf olunması, bu rakamlar açıklansın. Yani kaç eczane var, ne oluyor, finansal durumları ne, herkes her şeyi biliyordur. Yani sektörün yakınları. Tabii ki. Dolayısıyla hani afaki bir sloganla gitmesin bu iş. Daha biz de görelim, bilelim. Evet, ama birçok sektör sorun yaşıyorken onlar da yaşıyordur net yani. İlaç fiyatlarından mutlaka, biz yaşıyorsak. Mutlaka. Yani mutlaka kira, çalışan masrafları. Yani ilaç yok demek. Kurun belli bir seviyede sabitlenmesinin yarısı bile değil euronun sabitlenen tabii kur. Ki. O bütün bunlar işte bir gelirleri azaltıyor. Orada bir darboğaz yaratmış. Sorun bu deniyor ama senin dediğin durumlar da var. Daha net açıklamalar yapılabilir. Evet ben öyle bekliyorum açıkçası. EYT, Emekte Yaşa Takılanlar Dernek temsilcileri dün AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret etmişler. Çalışmalar hakkında karşılıklı bir görüş alışverişinde bulunulmuş. Bu bilgiler de Grup Başkan Vekilleri tarafından Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e iletilecekmiş. Aralık ayı geliyor artık. Yavaş yavaş EYT beklentisi de hızla yükseldi. Evet. Dün de konuştuk. Gelen konukların hepsi en çok bizde. EYT hesabı yapılıyor. Evet. Kim ne kadar emekli olacağım, ne kadar alacağım diye hesap yapıyor. Görebiliyorsun EYT partisi kurulacak deniyordu hatırlarsan. Dolayısıyla hani parti kurdurtmadan muhtemelen emekli edecekler. Muhtemelen. Peki 17.500 sicil silindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. E-Devlet üzerinden 17.500 evet. sicil tamamen hiç Ankara'ya gitmeden silinmiş. 1000 sicil kaydında da düzeltme yapılmış. Biz bir basın kartı başvurusuna sen bulundum evet. Ben yani. E-Devlet internetten hala bulunamadım. Yani işte şey olunca hangisi daha şeyse tabii basın kartı daha farklı bir problemleri olan konu. Ama sicil kaydında çok 17.500 kişi hemen E-Devlet üzerinden kaydını sildirebilmiş. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları var. İlk evim, ilk arsam, ilk iş yerim. 67 bin kişi 10 Ekim'den bu yana düne kadar 67 bin kişi arsa için başvurmuş. Ben bir 500 bini bulur diye düşünmüştüm. Konuktan az kalmış bana evet, da benim başvuru hızı. Yani herhalde şey yani insanlar... İş yeri de 20 bin. Ya insanlar tabii arsayı şimdi konut açısından bakıldığı zaman konut daha net bir şey tabii. Ben EYT alayım bir de evim olsun. Ama açık söyleyeyim yani şuradaki arsanın yani maliyetleri, metrekare fiyatları vesaire anlatıldığı kadarıyla konuttan da daha avantajlı gibi görünüyor. Büyük ödeme avantaj bir falan. Taksi sayısı artmayacakmış. Evet işte bunlara falan da baktığında. Taksi sabit. Evet bir de o yüzden de açısı şunu söylemek istiyorum burada. Hani gerçekten şey... tam anlatılamadı herhalde tam bazı şeyler. Bir de herhalde muhtemelen bu arsaların tam yerleri yani böyle işte belki de haritalarda tam anlamıyla incelenmiş ve açıklanmış olması da gerekecek önümüzdeki dönemde. Bakan anlatmış işte 694 ilçe ve 881 ilde 600
94 ilçe. Bunların %40'ı şehir merkezlerinde, %60'ı ilçelerde olacak işte aslında. Tabii tabii öyle ama yani sonuçta yine de hani şunu söylemek istiyorum. Burada nerede, en büyük nasıl ilgiler işte büyük şehirler bitmiş olacaktır. Bitmiş ev istiyor insanlar. Evet, biraz binayla uğraşmak. Turizm yerlerine yakın olacaktır mesela. En büyük ilgi buralar olacaktır tabii diye tahmin ediyorum. Tabii. Yoksa zaten herkesin kendi ilçesinde, köyünde küçük de olsa bir arazisi var. Ama hani oraya ev dikip oturur musunuz? Hayır. Yani zaten o dert değil. Buradaki mesele eğer insanların barınma sorunu çözmekse, barınma sorunu zaten büyük şehirlerde. Yani hani İstanbul'da, Ankara'da, değerli ve İzmir'de değerlenecek yani arsalara ilgi olur. Onun o da onun dışında olur, biraz zorlanabilirler. Abi ben beklediğimden çok daha düşük yani. Ben benim hani de düşük geldi. 300-400-500 bin ben rakamlarını de görürüz. Konutta çok ciddi bir ilgi olunca arsada nefes biraz tükendi şey herhalde milletin de biraz 500 lira yatıracaklar, konuta yatırmışlar, arsaya kalmış. Gerçi şöyle de var yani, bir değerlendirme safhası vardır. Belki daha iyi anlatmak gerekebilir bunu. Ama ben zaten bu böyle yani bir şekilde kapış kapış gider zaten. Yani gider, 67 bin de gider zaten. Hazine arazisi veriliyor sonuçta yani. Aynen. Ankara'da su tartışması var. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş veto etmişti. Tekrar meclis gündemine geldi. Ve mecliste %50'lik indirim suda kabul edildi. 13 liradan su yeniden 6 liraya düştü. Ankara Belediye Meclisi suda indirim istiyor. 13 liralık fiyat 6 liraya düşsün diyor. Mansur Yavaş daha önce belediye başkanı veto etmişti bunu. İndirim kararı sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Dedi ki bu askinin iflas ettirilmesi kararıdır. Biz bu gelirle sadece elektrik parasını ödeyebiliriz. Onu bile ödeyemez hale geliriz. Evet. 1.8 milyar lira gelir. Sadece elektrik ve personel gideri 2.3 milyar lira. Bütün yatırımlar durur. Verdiğimiz destekler ihtiyacı olanlara azalır ki mesaj atmışlar sosyal yardım alan ailelere, kısa mesaj göndererek her ay düzenli yapılan et desteği ödemesinin ertelendiğini duyurmuşlar. 13 lira su arttırmadık çok fazla ama 6 liraya da indirmeyelim, iflas ederiz diyorlar. Yani şöyle ben kabaca hani bir ailenin tüketimine bir bakmak istedim yani, söyleyebiliriz belki. Aşağı yukarı 200 litre civarında falan yanılmıyorsam öyle geçiyor. Yani aylık ortalama su tüketimi 22.200 litre ve işte bunu metreküp'e geçersek 500 lira elektrik fiyatı ödüyoruz da 13 lira su onun yanında biraz yok, yok. Yani şöyle söylemek gerekir. Yani kabaca işte 150 liralar mertebesinden 200 küsur lira çıkacaktı su faturası burada. Ortalama yani kullanımlara göre. Neye çıkacaktı? 100-150 liralardan işte ailenin tüketimine göre 200-300 lira arası bandına çıkacaktı. Biz İstanbul'da bu daha ucuz ödüyoruz. O nasıl oluyor? Tabii ikisinin su kaynakları farklı en nihayetinde. İşte bize gelen yerlerin sınırı şeyi farklı, onlarınki farklı. Fatura 300 liraya ulaşmasın diyorlar, öyle mi? Evet, aslında bu onu gösteriyor. Ama sonuçta ben tabii burada başka bir problem olarak görüyorum. Çünkü bu çok büyük bir şirket. Yani belediye iştiraki. Sonuçta bunun finansallarını bozmak da bir yandan aslında başka şeylere sebebiyet verir. Hani belediyenin eli zorlanır, belediye sıkıntıya girer, başka bir şey. Sen İstanbul'da 300 lira mı söylüyorsun? Hayır, daha aşağı ödüyorum şu anda. Ben... Ama şunu söyleyebilirim. Ankara İstanbul'u karşılaştırmıyorum. Çünkü bir tarafının kenarındaki baraj sayısı, mesafe, suyun geldiği, onun işletme maliyetleri falan farklı yani. Hiçbir yerin suyunu birbirine karşılaştıramazsınız ki. O yüzden zaten hayır, bu fiyatlar belediyelere verilmiş. Çünkü belediye onun işletme maliyetini biliyor. İşte kaç kilometreden getiriyor suyu vesaire. Bunların bir maliyeti var. O maliyet üzerinde çalışan sayısını falan da eklediğin zaman bir fiyat koyuyorlar. Şimdi benim burada takıldığım nokta sadece şu. Ya bunun bir siyasi tarafı olduğu zaman ben bundan rahatsız diyorum. Aynı şey İstanbul'da yaşandı biliyorsun. Evet. Yani sırf İşte bu zammı muhalefet partisi istedi diye reddediyorsunuz ya da bu olmaz. Ya bir şey matematikte zaten. Gerçeklerden kopmamak gerçek lazım. Gerçek neyse bu. Yani. Oturur bakarsınız. Buradaki fiyatlar bu. Nasıl ya, elektriği 500'ün evet, üzerinde ödüyoruz? Evet. Yani sonuçta devlet belki hazineden borçlanıp bu parayla vatandaşını sübvanse ediyor. Dolaylı yoldan biz o paraları ödüyoruz. Ama belediyenin böyle yapma imkanı yok. Yani siz belediye iştiraklarını batırırsanız o da çalışanları da sokağa itmiş olursunuz. Yani sonra bu bir daha toplamanız da politik çok olarak da yani size bir şey kazandırmaz. Kazandırmıyor. Kimseye bir şey kazandırmıyor. Yani, olan vatandaş oluyor. Birbirini batırmak üzerine politika yapılmaz. Dolayısıyla ben açıkçası burada vatandaşın da zarar göreceğini düşünüyorum bir yerden sonra. Eğer bu konu hani yargıya taşınıp işte gecikmeli olarak bazı çözümler üretilebilir. Ama olan gün sonunda o şirketin bilançosuna, çalışanlarının alacağı paraya vesaire olur. Yani biraz akılcı olmak gerekiyor. Çünkü hani siz bugün telekom şirketleri işte atıyorum GSM konuşma %77 zam yapıyor.
Evet. Ya da işte bakalım köprüye kaç zam yapılacak şimdi Ocak'ta. O var. Yani ya doğalgaz neler ne var? Gelecek bana bize? Neler neler var? Elektrik yani zaten yükseldi. Zaman, hani belki doğalgazı kısmen sübvanse ediyoruz ama şirketlere yüklüyoruz zamla. Sübvanse etsek de yüksek. Hayır, sübvanse ettiğimiz şöyle zaten. Sanayinin tarifesini arttırıyoruz. Evet. Tüketicilikini ucuzluyoruz. Sanayi vatandaşın şeyini ödüyor. Faturasını ödüyor şu an. Yani devlet kendi cebinden çıkarıp ödemiyor ki. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani bu işlerde toparlamak gerekirse bu olayı. Ya bana kalırsa belediye... Astarı işte, yüzünden pahalıya gelmesin. Gelebilir, başka evet. Başka yerlerden gelebilir. De fatura çıkmasın tabii ki, insanlara. Tabii ki. Ya bu şirketler sonuçta zaten kamu yararına çalışan şirketler. Hmm. Yani kar edip buradan işte... bu veri denetlensin işte. Bizim bir nokta bu parayla 1.3 milyar lira gelir elde ederiz. Elektrik sadece iş gücü maliyetimiz 2.3 milyar lira, 3 milyar diyor. Yetmez yani elektrik borcunu bile ödeyemeyiz diyorlar. Tabii yani şu olur. İşte, o zaman elektriği indirelim. Yani elektriğine indirim yapılsın. Aynen öyle. Mesela yani bunun başka maliyetleri de var. Bakım onarım gibi. Buralarda bir takım teşvikler yapılsın o zaman. Tamam yani o zaman böyle olabilir. O zaman vatandaş yani, da faturasını yüksek ödemez iyi çünkü olur. Çünkü yani 22 litre gibi yani 22 metreküp yani 22 metreküp gibi tüketimden baktığın zaman şimdi yeni fatura işte 300 lira üzerinde 300 lira civarında oluyor. 290 310 lira arasında bir şey olacak. Yani bu evet bir asgari yüksek olmasın tabii ki bakılırsa, ama evet yüksek bir rakam. Ha, yüksek ona bir rakam. Şey demiyorum. Buna hiçbir şey demiyoruz. Ama gerçekte buysa o zaman da, bunu düşürmek için başka yolları devreye sokalım. Evet, yani bir taraftan da bakıldığında iştiraki bozmayalım yani sistemi bozmayalım. Evet ben yani şirketlerin hani o şekilde batırılmaya çalışıldığı nokta itibariyle sonrasında yani başka maliyetler konusunda birlikte mücadele edilse daha iyi olur tabii. Evet tabii ki. Yani burada kimyasal maliyetleri var, temizliğe maliyetleri var, bilmem ne. Buralara destek olunursa belki daha bu tartışmayı bu hale getirmeden çoktan çözülür. Ankara'nın herkesin suyu kaynağı da, sıkıntı, evet, kısıtlı çünkü yani. Su savaşı haline gelmez yani bu iş. Türkiye'de Avrupa için bir doğalgaz merkezi kurabiliriz diyor Putin. Avrupa'ya yönelik doğalgaz merkezini Türkiye'de kurabileceklerini söylüyor. Evet. Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bu ifadeleri ilk kez duyuyoruz. İnceleriz, analizini yaparız dedi. Türkiye'de şaşırdı bir parça aslında. Yani aslında Putin'den bu kadar böyle net bir açıklama. Nedir evet, bu açıklama? Ne getirir, ne götürür? Ya benim aslında burada anladığım şu, Avrupa'ya nasıl yani bir mesaj? Ben sonuçta şunu demeye çalışıyor aslında. Ben her türlü gazımı satmak istiyorum. Burada problemi çıkaran da ben değilim. Burada bu şeyleri riske atan Ukrayna'dır. Dolayısıyla siz aslında benim yüzümden değil, Ukrayna yüzünden gazınızdan alıyorsunuz. İsterseniz gelin bunu daha güvenli olan ve enerji üssü olan Türkiye yüzünden yapalım. Böylece de Ukrayna'yı bypass edelim demeye çalışıyor aslında. Ama ya da işte Ukrayna ve diğer hani Ukrayna dolayısıyla olan etkileri ortadan kaldıralım diyor. Ama tabii işte mesela biz depolama tesislerimizi yaklaşık 5-6 yıldır tamamlamaya çalışıyoruz. Büyük bazı kısımlarını tamamladık. Para olduktan sonra hani bir günde yapılır mı? Hayır ama bir yıl içinde tamamlanabilir belki. Keşke hani buna aracılık etsek. Bu çok güzel bir şey. Çünkü en nihayetinde biz zaten Azeri gazını da bu şekilde Avrupa'ya ulaştırıyoruz. Evet. Rus gazını da zaten hedefimiz buydu. Bütün bu boru hatlarına ana üssü olmak zaten. Dolayısıyla hani bu güveni dünyaya verebiliriz. Avrupa'ya tam köprü de olabiliriz. Bizim için avantajdır. Ama tabii bu bir politik girişim mi? Yani bir politika hamlesi mi? Yoksa gerçekten bu niyette mi Rusya, onu zaman gösterecek. Kafamda biraz karıştı. Kuzey akımında sızıntılar olmuştu. Ne olduğu tam anlaşılamadı. Sonra gaz akışı başladı. Sonra da şimdi terörist mesela Avrupa'ya petrol taşıyan Druzba boru hattında sızıntı tespit edilmiş. Ya, bu direkt Almanya'ya gidiyor evet, bu boru hattından ya, enerji, doğalgaz. Yani böyle sürekli böyle bir sızıntı, Şunu söyleyeyim ya, bir samimiyetsizlik de söz konusu. Mesela yani geçen gün biliyorsun Yunanistan'ın işte karasularında Rus gemisinden Yunanistan'a akaryakıt ikmali yapılıyordu mesela. Yani bunu Avrupa Birliği bilmiyor mu? Biliyor. Yani şimdi sonuçta zaten çeşitli şekillerde buranın enerjisine bağımlısınız. Bir günde de kesemiyorsunuz. Bunu çeşitli şekillerde kullanıyorlar zaten. Ya bu problem zaten Avrupa Birliği'nin problemi. Evet. O yüzden zaten Avrupa Birliği'ne oynuyor aslında Putin biraz da. Yani burada benim niyetim bu. Fatih'e Türk akımını getirdi yeniden gündeme. Evet, işte. Ben... Siz hatta Türk akımını ihmal edeceğiz falan demiştiniz ama bak burada çok sorun var. Ben size Türkiye'den gaz vereyim. Yani evet bu değişik, bize görece konjonktür olarak bir önemli bir avantaj sağlar. Ama ne kadar acaba samimi olduklarını da önümüzdeki günler gösterecek. Göreceğiz. Bugün de Putin'le görüşmesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Birleşmiş Milletler Tahıl Koridoru'nun devamı konusunda bir çağrı yaptı. Batı ile tekrar temas noktasında bir
teklif olabilir diyor Rusya. Ama Biden görüşmem dedi. Zelenski de asla diyor. Putin'den başka bir liderle olabilir diyor. Öyle bir durumları da var. Yani bu işte asla deme yanıtı geldi. Aslında çok güzel söyledin bunu çünkü şundan. Yani orada Avrupa Birliği ülkeleri çeşitli sesler çıkarıyorlar farklı. Hı-hı. Ama şimdi sonuçta orada Amerika'nın ne diyeceğine de bakıyor biraz Ukrayna şu an siyasi yönetimi. Biraz o belirleyici olacak gibi görünüyor. Yani orada Amerika bir parça geri adım ya da yumuşama yapmadığı sürece muhtemelen Ukrayna bu konuda tek başına kararını veremeyecek. Peki. Bu arada Fransa'da rafinerilerde grev var. Evet. Bütün akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu benzin almak için. Ve devlet de dedi ki ben size ceza veririm. Bu grevi sonlandıracaksınız. Toplumsal huzuru ve akışı bozuyorsunuz. Sosyal problemler yaratıyorsunuz. Grevi bırakmayanlar çok ciddi cezalarla karşılaşır. Grevi bırakma hakkını kullanıyor hükümet. Macron istifa çağrıları arttı. Belçika'da bütün enerji şirketlerinin gelirlerine çok ciddi bir vergi getiriyor. Burada şunu sıkıntı bu yani Avrupa'da. Burada şunu eklemek isterim ben sadece. Dün bununla alakalı sadece benzin istasyonu değil, rafinerilerde de bir takım eylemler var. Buralarda da motorin üretimi yapılıyor ve motorin üretimi konusunda işte ciddi bir şey olmuş, aksama olmuş. O yüzden de marjları artmış motorinde. Ve işte zaten hani bizim önceki günlerde diyorduk ya makas açılıyor motorinle benzin arasında. Biraz motorin dünyası, bunu belki önümüzdeki günlerde tekrar bakarız. Niye bu kadar makas açıldı diye. Bunların da etkileri var. Çok değişik sosyal sorunlara da neden olacak neden gibi olabilir görünüyor bu. Yani Avrupa bunu yaşıyor. Hatta evet. Fransa Brexit'i tartışıyor böyle bir dönem. Musk da eğleniyor kendi kendine. Twitter'daki hesabında görevini parfüm üreticisi olarak değiştirdi. En son parfüm koydu. Evet. Yanmış saç parfümünü çıkardı. Evet. 100 dolarmış fiyatı. Fakat yani on binlerce, 10 bine ulaşmış sipariş. Yani bundan da para kazanıyor. Yani yanık saç kokulu. Yanık saç tabii, biraz ben baktım nedir ne anlatıyor diye. Hani mum üflerken onu tarif çıkartan etmiş. Konuk evet. Şey. Ya saçı yak o İşte kokulu. O onu ifade etmiş. Nasıl bir cazibesi olacak bilmiyorum tabii. Bilemedim ama merak ettim. Yakında taklitleri çıkar onu ben söyleyeyim. Şişesi falan da güzel. Taklitleri yanmış saç kokusu. Saçı yakıp artık tüsü gibi dolaştırdı. Çok teşekkür ediyorum. Yarın evet. Sabah görüşmek üzere. Haftayı beraber tamamlayacağız. Kısa bir ara vereceğiz burada. Konuklarımızı alacağız. Devam edeceğiz gündemi konuşmaya. Bekleriz. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Konuklarımız da hazır. Bugün Perşembe 13 Ekim. Gündemde yoğun, konuklarımız da bizimle birlikte o gündeme eşlik edecekler. Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk efendim. Yine Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, günaydın. Merhaba, hoş bulduk. Ama söyleyelim Nagihan yok. Ben böyle Instagram'da şey yapmıştım da, ilan etmiştim de. Afganistan'da uçak rötar yapınca evet, gece biraz sabaha yetişmek zor oldu. O yüzden ama Afganistan'dan dönüyor Nagihan Alçı. Bu arada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şahin'in de bize katılacağını söyleyelim. Gündem yoğun dedik. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşecek Astana'da. Dün de Kazakistan ziyareti başladı ve yine iki lider Kazakistan'da hem yeni anlaşmaları imza attılar hem de böyle masa tenisi oynayarak o fotoğraflarla gündemi değerlendirdiler. O görüntüler yansıdı. Bugün Putin'le görüşme önemli. Çünkü Birleşmiş Milletler bir çağrı yaptı. Bu tahıl koridorunun devamı konusunda bu konu gündeme gelsin. Bu konuda talepler iletilsin diye. Böyle bir beklenti var. Koridor devam etsin, açık olsun diye. Bir yandan da tabii Batı'yla görüşme, temas olabilir mi? Acaba böyle bir zemin oluşabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu gündeme getireceği belirtiliyor. Rusya'dan da aslında daha olumlu, ılımlı mesajlar geldi. Böyle bir zemin oluşabilir mi? Bunu da izleyeceğiz. Bu arada Putin de bir çıkış yaptı. Dedi ki Kuzey Akım'da sorunlar oldu, sızıntılar oldu, gaz kesintileri oldu. Baltık Denizi üzerinden değil de Karadeniz üzerinden Avrupa'ya gazı gönderelim. Türkiye bir üs olsun, gaz merkezi olsun.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dedi ki ilk defa duyuyorum ama analiz yaparız, inceleriz. Bu da yeni bir açıklama ve gündem. Bu da muhtemelen bu görüşmede gündeme gelecek, konular arasına girecek. Böyle bir gündemle devam ediyoruz. Zelenski de biz Putin'den başka bir isim olursa, bir lider olursa anca onunla görüşürüz demişti. Biden da G20'de görüşmeyeceğini söyledi. Şimdi Batı'ya mesaj, Batı'dan bu açıklamalar bir zemin oluşabilir mi görüşme için? Bütün bu sıkıntıların, dünyada yaşanan sıkıntıların bir çözümü olur mu? Bu izleniyor. İçeride siyasette de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti, dezenformasyon yasasında mecliste tansiyon yüksekti. Bu gelişmeler ve başörtüsü konusunun anayasal bir zeminde ele alınmasına dönük adımlar. Tartışma noktaları bu. Bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir mesajı var. Bu çerçevede bir görüşmeye başlayalım. Tek tek gündemi değerlendirmiş oluruz. Mecliste dün tansiyon yüksekti. Grup başkan vekilleri arasında tartışma çıktı. Engin Altay'a yanıtı Mahir Ünal verdi. 29. maddeye itirazlar devam ediyor. Siz söz söyleyen, beğenmediğiniz bir konuda herkesi KODES'e atabilirsiniz gibi bir çıkışı var Engin Altay'ın. Fakat noktasına virgülüne dokunmayacağız. Bu yasa böyle çıkacak ısrarı ve açıklamaları da var. Ne getirir ne götürür bu yasa çıktığında, ki çıkacak öyle anlaşılıyor herhalde. Ne yaşayacağız sizce? Sizin yorumunuz ne? Vallahi normal şartlarda normal bir ülke olsaydık, demokrasisi iyi kötü idare eden, hukuk devleti nosyonu oturmuş ve yürürlükte olan, pratikte hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü bütün pratiklerine, fiiliyata yansıtabilmiş, yedirebilmiş bir ülke olsaydık, o zaman açıkçası dezenformasyon yasasındaki birçok maddeye baktığımda ben şunu derdim, evet daha dünyada da var. Çünkü çok kontrolsüz bir alan sosyal medya, internet medyası dediğimiz şey giderek kontrolsüzleşiyor ve de böyle, yani kar topu gibi başladı ve giderek çağa dönmüş bir şey, bir yekün yokuş aşağı doğru gidiyor. Çok değişik şeyler var, biliyorsun, sen de biliyorsun yani anonim hesaplar, nickname'ler. Evet. Yani bir bakıyorsunuz 20 bin takipçisi var, anonim hesap, haber sitesi gibi davranabiliyor. Anonim demeyelim de fake. Sahte. Fake. Anonim deyince böyle anonim sanki normalleştiriyormuş gibi oluyor. Hesabın adı o tür hesaplardan dolayı anonim hesap ifadesi kullanıldığı için onu seçtim. Yani bakıyorsunuz bazılarının 50 bin takipçisi var. Haber sitesi gibi davranıyor. 50 bin, ama aslında, 500 bin, 1 milyon. Ama aslında bir haber merkezine dayanmıyor orada yapılan şeyler. Mesela bu bir sorun. Yani eleman çalıştırmıyor, bir haber merkezi yok, evet. Vesaire, bir yazı işleri müdürü yok, bir denetim yok, bir süzgeçten geçmiyor. Ama bakıyorsunuz haber sitesi gibi davranıyor. Bu bir sorun aslında normal şartlarda. Emek veya başkasında bir başka de öyle tabii. Bir de şu var, yani mesela biz çok yediğimiz hakaretleri, linçleri, kişilik suikastini, itibar suikastini bir kenara bırakalım. Çok sıradan insanlar, hani biz yine alışıyoruz zamanla. Yani net ya da keskin bir ifaden varsa eleştiriye hazır olmalısın gibi bir prensiple yaşıyoruz zaten. Ama çevreniz ama bazen itibar suikastine uğradığınız yani. Zaman tabii aileniz bundan etkileniyor vesaire. Bir de sıradan insanlara yapılan şeyler var. Yani mesela lise öğrencileri ifşa denilen bir akımdan, bir trendten etkileniyor, intiharlar oluyor yani. Allah. Liseli kızların yani düşünebiliyor musunuz? Bir yerde bir frikik veya bir şey bir şeyini tehdit çekiyor veya işte tehdit ediyor, ifşa diye bir akım var mesela. Bütün bunların gerçekten bu kadar denetimsiz insan hayatlarına direkt dokunan şeylerin denetimsizliği diye bir seçenek yoktur aslında. Biz evet. Bugüne kadar böyle yani resmen bir jungle yani bir orman kanunu, orman şeyiyle gidiyor. Fiili durumla gidiyor. Bir ele alınması gerekiyor fakat... Fakat, çok büyük bir fakat var. Bu yasa, bütün bunlar tamam. Düzenlemeler olmalı, anonim hesaplarla, işte fake hesaplarla insanlar ahkam kesememeli. Tehditler engellenmeli. Yani ifşalar, mesela. İtibar suikastleri engellenmeli, kişilik haklarına yönelik ihlaller engellenmeli. Evet, fakat burada neyin haber olup olmadığına kim, hangi kriterlerle karar verecek? Muğlak. Ve seçim öncesi dönemde işte siyasal partilerin, özellikle muhalefette olan partilerin ve onların doğal çevresinin işte fikir ve ifade
özgürlüğünün ciddi şekilde sekteye uğraması olasılığı çok yüksek. Yalan haber, toplumsal barışı. Yani bu yalan haber dedi mesela, neye göre yalan? Hani kim karar verdi yalan olduğuna? Yani ya o kadar büyük bir bunun güç. Bunun sakıncalı olacağına kim karar veriyor? Tabii bunun sakıncalı bunun olacağına, yalan olduğuna, yalan olacağına kim, hangi hızda karar verecek? İşi o kadar hızlandırıyorlar ki. Oradaki zaman faktörü de çok tuhaf. Yani normalde bu bizim partimizle ilgili yalan haberdir, bu hükümetle ilgili yalan haberdir dersiniz. Normalde bir hukuk süreci işler. O hukuk sürecinin işlemesini beklemeden ya da onun işlemesiyle ilgili gereken proses takip edilmeden hapis cezası direkt BTK bir karar verebiliyor. Evet. Yani hemen şak diye erişimi durdurabilecek, erişimi engelleyebilecek. Yani bu şartlarda... Sonra siz 3 yıl hapis cezasıyla yargılanacaksınız. Tabii bir de o var yani. Yani bunun hapis cezası gelebilir. Gelebilir. Yani şu anki yasada hapis cezası öngörüldü mü? Ben var tabii. 3 yıla kadar hapis cezası var. İşte, ona itiraz ediliyor ona zaten. Ona itiraz ediliyor zaten. Yani bu şeye de çok ağır bulamıyor. Para cezası var. Tarzı bir hat var yani. BTK'nız karar verebilir de itiraz var. Ayrıca basın kartlarıyla ilgili de ciddi yani farklı kriterler. Yine ucu açık ve muğlak bırakılmış. Yani kim basın kartı alacak, kim basın emekçisi sayılacak? Yani orada da biraz sanki alan, zemin kayıyor. Dediğiniz gibi fikir ve ifade özgürlüğüyle ilgili çok büyük bir bariyer oluşturması olasılığı yüksek. Özellikle seçim öncesinde. Yani bu konudaki en değerli tartışmalardan biri de şu. Yani 2019 yerel seçimini yaşadık biz. Seçim sonucu oyların sayımını Anadolu Ajansı veriyordu. Birden durdurdu. Ve o seçimde ilkinden bahsediyorum. 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu'nun öne geçtiğini Anka haber ajansı sayesinde öğrendik. Yani böyle bir yasa sonra çıktığında... Sonra da YSK açıklamasıyla tekrar şeyler dönmeye başladı. Evet ama işte bu kendisini daha bağımsız bir yerde konumlandırmış. Yani hoşa gitmediğini anlıyoruz. Anadolu Ajansı'nın haber vermeyi bırakmasından o gece. Oradaki açığa çıkan durumun sonuçta yani ülkeyi yönetenlerin ona muktedir diyelim. Onların hoşuna gitmediğini anlıyoruz. Ki durduruyorlar. Bir şey oluyor ve duruyor. Normal işlemesi gereken süreç işlemiyor. Bu arada kendisini daha bağımsız bir yerde konumlandırmış. Anka olmasaydı o süreç nasıl ilerlerdi? Bir YSK yani her ne kadar yanlış da olsa bir ikinci yani seçim sabah olur muydu? Sabah 9.30'da o seçim, bunlar, ya o açıklama bunlar geldi YSK'dan, oradan tekrar işlemeye başladı. Ben çok net hatırlıyorum. Yani en azından güveni riske edebilecek şeyler. Yani kamu güveni, kamu huzuru birbiriyle son derece bağlantılı. Bu zaten olumsuz ve aksayan bir sistem var şu an. Basınla, siyaset ilişkileri, hükümet, iktidarla medya ilişkisi... doğru kurulmuş bir ilişki değil, doğru da yürümüyor. Yani sosyal medyaya bu kadar ilginin olması zaten aslında arızalı bir durum. Niye sosyal medyaya bu kadar fazla ilgi var? Çünkü konvansiyonel medya üzerinde baskı olduğunu artık Sağır Sultan biliyor. Halk da biliyor. Ve dolayısıyla bütün haber ve bilgi ihtiyacını sosyal medyadan gidermeye çalışıyor. Bu da oradaki istismarcıları da büyütüyor. Böyle karşılıklı birbirini dengesizleştiren bir sarmala dönüyor iş. Şimdi ama bunun çözümü hani bu kadar yüksek duvar ören bir yasanın çıkması mı? Bunun çözümü sosyal medyaya da hadi baskı ve yasak uygulayalım değil. Bilakis tam tersine konvansiyonel medya üzerindeki baskıyı hafifletmek. Eğer buradaki siz kurulu belli bir prosesi takip eden, filtrelerden geçen, denetimi olan hem hukuk denetiminden hem mantık denetiminden hem eşinin erbabı yazı işleri müdürlerinin gözetiminden geçen haberlerin yayınlanabildiği geleneksel medya, konvansiyonel medyaya daha özgür bırakırsanız zaten insanlar böyle yığınla aç bir biçimde sosyal medyaya yüklenmez ve sosyal medyada bu işi istismar eden hesaplar, anonim, fake hesaplar insanların duygularını ve akıllarını manipüle etmeye çalışsalar bile karşılık bulamazlar, o gücü kullanamazlar. Bence biraz tersten gidiyor buradaki. Ankara Acıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Şahin de bizimle birlikte. Hocam, Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kendimi bugün ayrıcalıklı hissediyorum. Edin ne hocam bence ne dedi? Ne dedi anlamadım ben. Ayrıcalıklı hissediyorum dedi. Ha, üç çiçek. Normalde biz üç erkek üç bir kadın olarak yani, yayınlar yaptığımız şeydir için. Hocam böyle üç çiçek bir böcek ama böcek değilsiniz. Biz üç çiçek siz de bir diken bu fırsat herkese doğmaz yani. Bize de çiçek denir mi bilmiyorum. Ya işte tüfe yapıyorum ya. Zor işiniz. Evet Allah yardımcınız olsun. Başlayalım. Bir dinleyelim mi Mehmet evet, Hoca'yı da evet, sonra tabii. Yanıt vermek tabii, ister tabii, misiniz? Tabii tabii. Buyurun dezenformasyon. Savunuyor yanıt. Hararetle görüyorum kendisi. Hararetle savunuyor. Bir dinleyelim bu bakalım o zaman. Buyurun hocam. Ya hepimiz herhalde sosyal medya şeylerine saldırılarına maruz kalıyoruz diye düşünüyorum. Ya yaklaşımım benim şu yani net yani öyle havada kalacak bir yaklaşımda bulunmuyorum. İletişim araçlarındaki gelişim, sosyal medya platformlarının artması ve bu konudaki gelişime baktığımız zaman ülkemizde de biliyorsunuz çok yoğun kullanılıyor. Dünyada olduğu gibi bizde de bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Düzenlemenin içeriğini tartışırım. Yani bu tartışma elbette ki açıktır ama tamamen hiçbir düzenleme olmadan bu platformların istediği şekilde kullanılsın yaklaşımına da taraftar değilim. Yani bunu görüyoruz. Geçen birkaç programda da dile getirdim. Yani öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki sadece insanların itibar suikasti için kurulmuş siteler olduğunu görüyoruz yani bunu biliyoruz. Bir bakıyorsunuz bir kesime yönelik çok gayet pozitifler, propaganda aracı gibi çalışan yerler var. Ama bir kesime yönelik de sadece oranın diyelim ki önde olan insanlarına yönelik böyle bir itibar suikasti uygulamak için kurulmuş gibi faaliyet yürüttüğünü de görüyoruz. Yani bunun hocam bu yasa, ben bu yasayı destekliyorum açık söyleyeyim. Konuşacağım ama bu arada bir şey söyleyeyim. Yani yasa yürürlüğe giden en çok bu troller var ya, iktidar trolleri. İnşallah onlar gömülecek. Ben çok memnunum o yüzden. Çünkü onlar zaman, bizi linç ediyor hocam. Yani sizi kim linç ediyor bilmiyorum ama o troller var ya, iktidar trolleri. Yani inşallah bu yasadan paylarını alacaklardır. Ben ayrım yapmıyorum. Mesela bütün trolleri diyorum. Ben yani yapıyorum çünkü hani bizi onlar şey ettiriyor yani. Zorluyor. Ben de farklı karşılaşıyorum. Şöyle söyleyeyim. Hatta bu şey gibi çalışıyorlar. Bunun örneklerini çok gördüm ben. Siyasi partilerde diyelim ki bir belki fark etmişsiniz. Uzun süredir siyasi parti temsilcilerine mümkün olduğu kadar televizyona çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü diyelim ki biz akademisyen olarak, siz gazeteciler olarak çıkarken siyasi parti temsilcileri bir anlamda bir orduyla çıkıyorlar yani ekrana. Yani bunu rahatlıkla hepimiz biliyoruz, karşılaşıyoruz. Karşınıza geldik, kastettiğim şey şu, bazen zayıf olabiliyorlar, bazen bu konuda deneyimli olmayabiliyorlar, bazen bunu bir politika haline getirebiliyorlar. Diyelim ki siz o siyasetçiyle, herhangi bir siyasetçiyle bir tartıştığınızda veya hoşlarına gitmeyen bir şey söylediğinizde veya cevap veremeyecekleri bir şey söylediğinizde hemen baş troll harekete geçiyor, bunu söylüyorum. Baş troll demek dediğimi herkes anlıyor. Bir anda bakıyorsunuz siz daha yayındayken hiç hak etmediğiniz bir durumla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Onun için ben iktidar muhalefet ayrımı yapmıyorum. Ben çok karşılaştığım için yani bunu rahatlıkla örgütlü bir şekilde. Hatta bazen şöyle olabiliyor. Siz yayındayken kulağınıza sesin gelmediğini düşünerek sizin duyacağınız şekilde bile işte ya hadi şey yapın falan diye ben bununla da karşılaştım. Bu açıdan ayrım yapmıyorum. Yani bunun mağdurları, siz mağduruysanız ben de mağdurlarından bir tanesiyim. Bu konuda bir düzenleme yapılmasını tamamen doğru buluyorum. Ama talimat sizin kulağınıza geldi yani. Tabii. Yani bunu doğrudan o anda mesela siyasetçi zor durumda bırakmak istemiyorsunuz. Bununla karşılaşıyorum. Yani karşılaştım da daha doğrusu. Bunlar hiç hoş olmayan şeyler. Şimdi bir de bakıyorsunuz bunlar sosyal medya düzenlemesi yapıyorlar. Yani onu da göz önünde bulunduralım. Yani olmadı değil. Çünkü bunlar siyasetçiler. Ama bir düzenlemenin olması gerektiği net. Bu gündeme geldiği zaman da benim demokrasi ve demokratikleşme konusunda veya demokrasinin sınırlandırılması noktasında diyelim. Sınırlandırması diye kastettiğim mesele şu. Bazen diyelim ki ya bu demokratik ülkelerde olmaz diye bir girişim veya algı, düşünce oluşmaya başladığında benim yaklaşımım şu, demokratik ülkelere bakıyorum. Sosyal medya yasasında da böyledir. Yani bir
herhalde kalkıp Orta Doğu'da sosyal medya ortamları nasıl oluyor? İşte internet ortamına bir sınırlama getiriliyor mu, getirilmiyor mu filan diye buna bakmıyorum. Yani Uzak Doğu'ya da bakmıyorum. Buradaki ilk baktığım yer belli. Yani demokratik coğrafya, işte Avrupa ülkelerine bakıyorum. Bu Avrupa ülkelerinde bu konuda ne yapılmış, ne edilmiş? Bence onların fikir özgürlüğü tanımı çok geniş. Aynen. Ben bu konuda bazı... Hakareti de o kapsama, yani size çok büyük hakaret gibi gelen bir şey için onlar onu fikir özgürlüğü tanımı altında detaylandırabiliyorlar. Bizdeki şöyle itiraz... Bir şey söyleyeyim. Ama onlarda nefret suçu şey de yani, oturmuş durumda. Bence, evet, yani oradaki kalıplar çok oturmuş. Ben belli konularda orada da şunu gördüm, baktım çünkü. Buna katılmıyorum Ebru Hanım. Sebebi de şu, onların kendi hassas ve güvenlik tehdidi hissettiği konularda hiç de öyle şey değiller. Nasıl söyleyeyim, large değiller. Yani çok esnek olmadıklarını görüyorsunuz. Örnek söyleyeyim. Yani. Belki bunu bir HDP üzerinden okuyabiliriz. Yani veya işte bir terör örgütlerine yaklaşımları üzerinden okuyabiliriz. Hay bakayım, Avrupa'da herhangi bir IŞİD'le, DAEŞ'le veya herhangi bir terör örgütüyle, kendilerini terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütle ilgili bir yayın, bir haber veya işte bir konuşma yapıldığında nasıl tavır koyacaklarını görelim. Yani. Yok, her ülkenin yasası farklı zaten. O hassasiyetleri onlara göre şekillendirmişler demek istiyorum. Yalan haber diyorum. Sosyal medyanın kullanımıyla ilgili bir şey. Mesela bizde baktığım zaman bu konuda gayet large, yani bu konu Avrupa ile kıyas yapılamayacak kadar. Onun için bazen belli dönemlerde ülkeler buna farklı yaklaşabiliyorlar. Kastettiğim mesele o, 11 Eylül'den önce. Bizdeki itiraz şuna yoğunlaşıyor anladığım kadarıyla. Sizin bu söyledikleriniz konusunda herkes hemfikir ama sahte hesaplar işte orada hakaret ya da işte itibarsızlaştırmaya varan durumlar için bir düzenleme gerekiyor. Ama burada hapis cezası öngörülmesi, işte yalan haberin yayılması, toplumsal huzura zarar verecek adım olarak kabul edilip sizin yargılanmanız gibi durumlar çok ağır bulunuyor. Bu fikir özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü çok sınırlayabilir. Seçime de yaklaşırken böyle bir sıkıntı oluşabilir de itiraz var. Şuna katılırım. Yani ben de buna baktım. Özellikle Avrupa'da hem Avrupa Birliği kurumsal olarak hem de Avrupa ülkelerinde genelde 2017, 18, 19, 20, 21, 22 yani son 5-6 yılda yoğunlaşmış bu düzenleme bu konuda. Bunların içeriğine bakılabilir, yani bir bakılıp burada bir paralellik aranabilir. İşte oradaki uygulamaya, işte ya demokratik ülkelerde bunlar olabiliyor, biz de bu şekilde bir düzenleme yapabiliriz diye olabilir. Burada buna katılabilirim. Ama daha çok Avrupa Birliği kurumsal olarak ve Avrupa Birliği ülkelerinde son 5-6 yıl içinde bu konuda çalışmalar olduğunu görüyoruz. Ama orada da tabii yalan haberle ilgili buradaki düzenlemeye baktım, bizdeki düzenlemeye. 5 maddeyi aranıyor, kriter aranıyor. İşte yalan haber, yayılan haber gerçek olmamalı. Ülkenin güvenliği, kamu sağlığı ile ilgili. Halk arasında panik, korku, endişe oluşturmaya kasıt taşımalı. Kamu barışını bozmaya elverişli olanı, paleni işte filan diye böyle devam ediyor. Devam ediyor. Bunun devam. Herhangi biriyle ilgili değil. Bunu kim denetleyecek diyorlar, kim karar kasıt verecek? Kasıt olduğuna kim karar verecek? Onu siz biraz önce Nihal Hanım konuşurken, buna kim karar verecek? Buna yargı karar verecek. Bu basit. Çok basit. Bu soruyu ben dikkat ediyorum, 15 gündür soruyorum. Buna Mehmet Şahin karar vermeyecek veya buna ne bileyim Sevilay Yılmaz karar vermeyecek. Yani bu 5 şeyle ilgili, kriterle ilgili bu yargının vermesi gereken karar. Benim vermem gereken karar veya herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının vermesi gereken karar değil. Bu 5 kriter gerçekleştiği zaman bunun bir cezai yaptırımını görülüyor. Şu olabilir, şuna katılırım ben, onu söyleyeyim. Şimdi ciddi 40'a yakın madde var biliyorsunuz. Bu 29. madde üzerinde duruluyor. Bir eleştirimi daha getirmek istiyorum. Eleştirim de şu. 29. maddeyi üzerinde durup diğer maddeler çok fazla tartışılmıyor. Aslında bu bizim bir hastalığımız. Bizim dediğim gibi kastettiğim... Diğer maddelerde de sorunlu olanlar var da böyle arada derede kaynıyor onlar. Hocam bu internet haberciliğine mesela neredeyse... Hani yapma denilecek şeyler var yani, yapmayın yani, ifade özgürlüğünü gene şey yapan, kapsayan. Yani o 29. madde biraz daha sosyal medyada kişiyi işleyiş, biraz daha sadece sosyal, ama mesela bazı maddeler var.
İnternet abi biz mesela biz Habertürk.com bizim biliyorsunuz yazılı basınımız yok. Biz artık internet üzerinden habercilik yapıyoruz ve bu anlamda hani Türkiye'nin ilk internet haber sitesi, büyük sitesi başarılı diyebiliriz Habertürk.com için. Nihal'de ben de orada yazıyoruz filan. Şimdi biz orada bir kurumsal kimlik var. Yani neredeyiz, ne yapıyoruz, neyi yazıyoruz falan ama öyle şeyler var ki yani bizi de orada. Yani bu internet haberciliğine bağlayıcı bir takım şeyler var. Yasa önergeleri var. Olmaz yani. Neyse. Her şey dolmuş torbanın içine diyor. Keşke bitirseydim. Anladım. Konuşacağım yani. Tam konuşmadım. Hocam biraz toparlarsak diğer maddeler de var. Lütfen rica edeyim. Sağ olun. Belli paketlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani keşke bitirseydim dememin nedeni o. Genelde biliyorsunuz İktidar Partisi bir paket getiriyor. Yani anayasa, yasa değişikliği konusunda bir çalışmayı getiriyor. Orada diyelim 10-15-30 neyse maddeler var. Siyasetçilerimiz bu veya işte bizler diyelim ki ekranda bu konuyu konuşanlar oradan bir veya iki madde seçiyoruz. Onun üzerinde vakit geçiriyoruz. Karar tam verilmişse yasa geçiyor. Bizim tartıştığımızda havada kalıyor. Kastettiğim mesele şu. Bunu toptan değerlendirmenin daha faydalı olduğunu, dolayısıyla toplumda belki arızi durum çıkaracak maddelerin hiç olmazsa toptan değerlendirildiğinde bir anlaşma, birbirimize anlama sürecinin yolunun açılacağını düşünenlerdenim. Ama bir madde üzerinde yoğunlaşıyoruz. Tartışmayı o şekilde bitiriyoruz. Mecliste bu tartışmalara bakıyordum özellikle. Diyelim ki A maddesi tartışılıyor ama açıklamaların tamamı diyelim ki B maddesiyle ilgili. Sadece oraya odaklanılıyor ve oradan sonuç çıkmıyor. Yapılan şey de şu, ben itirazımı yaptım. Hem genel başkanına hem parti yöneticilerine hem de topluma siyasetçi kendini gösteriyor. Bak diyor ben bu konuda itirazımı yaptım, görevimi yaptım filan diye bir nokta diye. Yani sonuç almak için değil. Bir madde üzerinden tartışmanın nasıl iyi tartıştıklarını gündeme getirmek için ortaya konulan bir tavır var. Ben bunun arızi bir durum olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı bir durum değil. Bu sadece bu madde, bu paket için değil. Hemen hemen her yapılan çalışmada maalesef bu yansıyor. Önceki paketlere de bakarsanız bunu rahatlıkla görebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki Sevil Ayman buyurun. Evet 25 dakika sonra aldım. Onun için yani konuşma iznim var değil mi? Evet. Tek bir konuğun şimdi, hakkı olan konuşma iznim var. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Bu sosyal medyadaki linç kültürü, linçlenme kültüründen en çok pay alanlardan biri benim. Gazeteci olarak biri de Nihal'dir. Bilmiyorum Mehmet Hocam belki size de ama ben çok ağır darbeler aldım yani. Yani benim sadece benim değil benim, ben hani çocuğun psikolojisini yani oğlumun psikolojisini bozan yani ailemin psikolojisini bozan demin çok çünkü yani linçlenmenin de bir sınırı vardır der. Çünkü bunu yapan insanlar ve niçin yaptıklarını da amaçları da belli olduğu için zaten o kadar ağır küfür, hakaret, iftira o kadar pis, o kadar çirkin, ucuz yaftalamalar ve suçlamalarla, suçlama da değil mi? Suçlamanın bir mantığı var. Yani iftiralarla öyle bir şey yapıyorlar ki insana itibar suikasti gerçekten. Yani insanın psikolojisinin bozulmamasının mümkünatı yok. Gerçekten yok. İnsan dolayısıyla eğri oturalım, doğru konuşalım. Sosyal medya bir düzenleme şart. Bu bütün dünyanın sorunu olduğu gibi bizim de sorunumuz. Yani ve bizim daha çok sorunumuz. Şimdi Avrupa'da arkadaşlarımız var, Amerika'da arkadaşlarımız var. Türkiye sosyal medya kullanımında en üst sıralarda. Özellikle de Twitter. Twitter artık çünkü bir Türkiye'nin yani haber portalı, anonim haber portalı ve çok kullanılıyor. Ve Türkiye'nin bir şey, realitesini yansıtan bir kaynak olarak görüyor. Diğerleri değil. Onlar ayrı. Şimdi Instagram'ı kapatmasalar da olur. Çünkü oraya bir giriyorsun Allah lay lay lo. Her şey yolunda. Ben yani bazen diyorum ki ne yapıyor bu insanlar? Nerede yaşıyor? Para kazanıyorlar. Yani Instagram'da bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğunu orada da oluyor da. Orası artık böyle bazı gazetecilerin işte haber sunucularının bilmem ne mankenlerin filan oyuncuların ekstradan kayıt dışı zayıflama çayı satmaları. Aslında yani bak bu iktidar şunu görmüyor ya da hükümet görmüyor. Ya Instagram ve TikTok da galiba öyle bilmiyorum. TikTok'um yok. Ama orada mesela
O Instagram'da öyle bir kayıt dışı ekonomi var ki Ebru. Geçen gün bir şey okudum. Yani isim kullanmayacağım. Doğru. 4 milyon. Ayda 4 milyon kazanan bir sunucu, manken, oyuncu. Ya bunun gerçekten hani resmi şeyi var mıdır bilmiyorum ama duyuyoruz mesela. Bir post işte atıyorum ben bir yere gittim, yemek yedim veya bir yerde işte ne bileyim bir ürünü tanıttım. Yani bunu yani gazeteci arkadaşların falan yaptığı da söyleniyor. 100 bin lira. 100 bin lira. Yani fiyatları bilmiyorum ama yüksek yok, meblağlar yok, varmış. Ya öyle şeyler duyuyoruz ki. Neyse yani Instagram mesela bir şey düzenlemesi şart. Orada inanılmaz bir kayıt dışı ekonomi var. Twitter'da da bu yani bu linçlenme, bu dezenformasyona uygun olarak hani bahsettiğimiz takımın kontrol altına alınması gerek. Ama şu ki bu yasa onları kontrol altına almıyor ki. Herkes bunu kaçırıyor. Ya bu yasa taraflı uygulanacağına eminiz neredeyse. Ya tabii yani. Bir de Twitter'da bugün zaten sizi linç eden, linçi başlatan ve linçin devamı yükselmesi için o planlı çalışmayı yapan zaten fake, sahte isimler. Yani normal insanlar. Bunu yani, yapanlar yasayı, buna talimat verenler yasayı da mı yapıyor? Nihal Bengisu Karaca kendi adıyla yazıyor. Ben kendi adımla, sen öyle. Şimdi Nihal Bengisu Karaca zaten bir şey yazdığında, birini hakaret ettiğinde bir suçlama, zaten Nihal Bengisu davalık oluyor. Zaten yasalarımız var yani. Yani Nihal Bengisu kimseye hakaret edemez, Sevilay Yılmaz kimseye hakaret edemez. Yalan haber yayamaz gazeteci olan. Ya zaten yasalarımız bunu belirlemiş, bunun şeyi var yani. Biz fake hesaplara ulaşamıyoruz diyorsun. Bizim sorunumuz bunlar. Şimdi Sayın Şahin demin hani böyle araya girdim söyledim ama mesela AK Parti'nin veya iktidarın trolü olduğunu bildiğimiz trolleri diye bilinen bir takım var. İsimleri de var. Bunların kimler olduğu da biliniyor. Bunların nereden yönetildiğine dair bir takım işte tezler var, senaryolar var. Bunlar size ağır hakaretler ediyor, küfürler ediyor. Sizi gerçekten korkunç bir şekilde toplumda itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Dava açsanız ne olur? Mahkemeye gitseniz ne olur? Avukatlara ben soruyorum. Şimdi bu tazminat şeyi var. Yahu adresi yok, kimliği yok. Twitter'da vermiyor biliyorsun. Hakaret suçu onu demek istedim. Şimdi, çok kapsamlı ele alınıyor Twitter vermiyor. Oradan. Yani polis bunu bulamıyor. Bulamıyor çünkü... Nerede yaşıyor, nedir, ne? Belki yurt dışında, belki burada. Onlar bir sürü şeye ifade özgürlüğü diyorlar. Bu yasa, bu özellikle 29. madde bunların önüne engel koyuyor mu? Yok. Koyamıyor. Koyuyor mu hocam? Koyamıyor. Biz niye çıkarıyoruz bu yasayı? Ofis falan açtırıyor belge verin. Niye çıkarıyoruz biliyor musun? Nihal Bengisu, Ebru Baki, Sevilay Yılmaz gibi kendi gerçek adıyla yazan insanların ifade özgürlüğünü biraz daha bastırmak için. Mesele budur. Başka değil. Ya bunu göremeyecek ne var? Şimdi atıyorum, örnek veriyorum. Yurt dışında yazan, yurt dışından YouTube'da, Twitter'da, orada burada yayın yapanlar ve iktidarın canını sıkan isimler var. Doğrudur, yanlıştır ayrı konu bak. Onu tartışmıyorum. Doğru söylüyorlar ya. Ama var, isim vermeyeceğim. Hadi vereyim mesela. Sedat Peker yani. Günlerce Bayeden işte yayın yaptı. Şimdi bu yasa geldi diyelim, çıktı. Sedat Peker engelleyebiliyor mu? Hayır, hayır. Engelleyemiyor. Engelleyemedikten sonra siz neyin yasasını çıkarıyorsunuz? Neyin yasası olduğu belli. Şimdi bir şöyle bir şey oluyor. Twitter'da yani sosyal medyanın Türkiye'de en çok kullanılıyor olmasının nedeni de işte biraz önce Nihal'in değindiği konvansiyonel medya baskı altında olduğu için insanlar kendini orada ifade etme rahatlığını buluyor. Bu sosyal medyanın dışına da çıkabilir mi? Bu uygulamalar. Yani çıkacak, öyle görünüyor. Olabilir. Şimdi şu mesela, an zaten muğlaklık var orada. İnternet mesela Habertürk televizyonu var. İşte bir grup, aynı zamanda büyük bir medya grubu. Tabii. Ama bir taraftan internet, yazılı basın evet, anlamında evet, internet medyası var. Evet. Yani aslında medya, yani bu tür saygın ve büyük kurumlar açısından konvansiyonel nerede bitiyor? İnternet medyası nerede başlıyor? Başlıyor belli değil. Zaten iç içe geçmiş durumda. Yani. Tabii ki bizi de ilgilendiriyor yani. Yani şey demiyoruz, kontrol altına alınması falan. Tek asla, tek bireyleri bile ilgilendiriyor. Kesinlikle bir yasayla bunun kontrol altına alınması gerekiyor. Ama biraz önce espri yaptım hocam. Hani millette yanlış anlamalar. Bu yasa çıkarsa troller, fake isimle yazanlar hepsi gömülecek. Yok öyle bir şey tabii ki yani.
Yani troll derken sadece iktidarın troll, herkesin artık trolü var. Yani şey işte muhalefetin de kendine göre trolü var. Hatta belediye başkanları troll ordusu kuruyor. Yani korkunç. Yani bu korkunç ama benim gördüğüm, anladığım, bizim asıl meselemiz olan bu korkunçluğu kontrol altına alacak, yok edecek bir yasa değil bu. Yahu şimdi şey örnek veriyorum. Şu yangınlar hocam. Geçen sene işte Türkiye'nin dört bir tarafında çıkan yangınlar. Bunlara dair işte biliyorsun bir şey oluştu, yani toplumda bir yükseliş oluştu falan. Ve bunun dezenformasyon olduğu iddia edildi. Bu dezenformasyondan dolayı da hatta bir sürü insan gözaltına alındı. Ama bunlar gözaltına alınanlar kimdi? İsmi cismi belli. Nerede yaşadığı belli. Yasal olarak o çerçevesi bulunabilecek, ulaşılabilecek insanlar. Evet. Ama öbürleri doğru bir yaklaşım. Öbürleri alınabildi mi? Hayır. Çünkü ya Twitter vermedikten sonra veya Facebook veriyor mu bilmiyorum. Twitter vermedikten sonra o kişinin adresini niye istiyorsunuz diyorlarmış. Şu nedenlerle bu suç teşkil etmiyor bize göre. Veriyor, vermiyorlarmış. Ya Twitter'ınki de onu hak söylemek yani. Şimdi işte, bana hakaret yemek. Yani küfür yani, ediyor, hakaret ediyor, geçtim. Yani inanın küfür hakareti geçtim. Yani çok zor veriyor yani. Aynı şeydedir, duygudadır. Ben küfür hakarete artık geçtim. Yani lanet olsun. Ben iftira... İftira ya, gözünün içine bak. Ya iftira edilmesine katlanamıyor insan. Doğru. Yoksa küfür etsin. Küfür yani hani ne derler, kötü söz sahibini bağlar. Bir mislini sana iade ediyorum der çıkar. Ama sana öyle suçlamalar getiriyor ki mesleki olarak senin itibarını zedeleyen, senin insan olarak senin saygınlığını zedeleyen öyle suçlamalar. Hırsızsın diyor mesela, rüşvetçisin diyor, benim başıma çok geldiği için. Ya sonra sen çırpınıyorsun, ben öyle değilim diye onu anlatmaya çalışıyorsun. Ve bunu kimin yazdığı bilmem ne isim. Bunu internette yapanlar da var. Müstehar isimle yazı yazıyor. Müstehar isimle sana olmadık suçlamaları. Sonra sen kalkıyorsun ona cevap veriyorsun. Yok öyle değil böyle. Ya hani aslında iddiayı ortaya atan bu iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Hayır. Onun öyle bir derdi yok ki. O diyor ki çamur atayım, izi kalsın. Atıyor çamuru, bu sefer siz o çamuru temizlemekle uğraşıyorsunuz. Yoksa samimiyetle bana edilen, buradan da herkes duysun, bütün o hakaretleri aynen sahiplerine iade ediyorum. Umurum bile değil. Artık o hakaretler, küfürler falan hiç umurum değil. Sadece kontrol alınmasına gerek duyduğum şey insanlara, ben, Mihal, sen, kim olursa olsun, bu ülkenin cumhurbaşkanı, kim olursa olsun, insanlara yapılan suçlamalar, yapılan iftiralar. Bunlar kontrol altına alınmadıktan sonra biz hiçbir şeyi çözmüyoruz. Bu yasa da bunu getirmiyor. Getirmiyor. Sadece konuşabilenlere gerçek hocam? Hesabından hocam getiriyor mu? Yazıp çizilenleri diyor ki ben de daha aşağıya çekiyor. Ama öyle değil mi? Sen hukukçusun Nihal'cim. Şimdi bu fake isimlere bir şey getirebiliyor mu? Baş edebilmesi zor ama asıl amaç o gibi anlatılıyor. Şimdi bu yasanın ama gerekçesine değil. Dair bir açıklama yapılıyor iletişim yani. Başkanı. Tabii bir derneğe evet. Toplanması gerekiyor. Ve o gerekçe son derece makul. Evet ya gerçekten hepimizin kanayan yarası diyebileceğim bir açıklama. Fakat evet bunun içeriği nasıl dolacak? Az çok geçtiğimiz 5-6 yıl içinde yaşadıklarımız üzerinden nasıl dolacağını az çok biliyoruz. Bakın bir örnek vereyim. Biliyorsunuz hani iki Türk askeri DAEŞ tarafından yakılarak öldürülmüştü. IŞİD. Bundan IŞİD, DAEŞ yani o terör örgütü tarafından. Ve aynı zamanlarda bizim ne işimiz var orada DAEŞ'le savaşmak, Türk askerinin işi mi diye konuşanlar da vardı. Ben aldım tam da onlara cevaben. İşte Türk askeri, yani işte Türkiye bu barbarlara karşı bir set oluşturmak amacıyla orada. Mantığıyla, o mantıkla o haberi İngilizceydi. Videosu falan çok korkunçtu ama videoyu almadım. Sadece haber ve flulanmış bir görsel aldım. Ve onunla ilgili tweet attım. Ve az önce senin tarif ettiğin şekilde bindirilmiş kıtalar operasyon amacıyla saldırdı. Bitmek bilmiyordu ve ben arandım devletimizin önemli kurumlarından biri tarafından. Ne? Yani o tweet silmezseniz basın kartınız tehlikeye girer diye ki
şey de değil yani, iyi niyetli bir telefondu. Niye bundan yıllar önce. Dezenformasyon mu yapıyormuşsun yani? 3 yıl yani. Yalan haber. Şimdi operasyonlarda bu yalana nasıl eşlik edersin? Veya işte annelerini düşünmüyor musun o askerlerin? Ya kimlikleri bile tam değil yani, baş harfleriyle verilmiş. Sonra dedim ki i̇şte bu, bu yasa bu. Tam bu, olarak bu. Bu, bu. Haber mi bu? Nihal'i ve Sevilay'ı kontrol altına almak. Haber. Yalan mı bu? Henüz bilmiyoruz. En azından böyle bir iddia ortaya atılmış ve bu dış basında haber olmuş. Dış basında. Yani sen bir kendin kişi olarak ya ben duydum böyle bir şey var falan. Yani konuşmadan, bir kaynak belirtmeden, bir referans belirtmeden öyle benim bence filan diyerek böyle bir şey yapıyorsan evet manipülasyon yapıyorsundur. Ama zaten yapılmış bir habere ya da mesela soru sorup cevabını almışsın bir siyasetçiden, onu aktarıyorsan bir referansa dayanıyorsundur. Ve aktardığın şeyde bir haber değeri vardır. Ve nitekim evet, orada bir yapılmış haberin hepsini alıp ve niyetimi de gayet iyi biliyorum samimi olarak. Nitekim altına da yazdım zaten ikinci şey olarak. İşte bu tam da Türkiye'nin neden orada olduğu ve neden bunlarla baş etmek durumunda, neden baş etmek zorunda neden olduğumuzu gösteren bir şey. Neden yani çünkü bu insanlar anladım. Bu terör örgütünün tarzı bu, işte ya yapacağı şeyler. Siz ne işiniz var orada yani demediniz. Çok, çok, tabii evet. Orada canım, olmalıyız dediniz. Ben ona rağmen arandınız. Olma nedenimiz bu. Çünkü böyle bir barbarlıkla denetimi karşı denetimi kim yapıyor, nasıl yapıyor acaba? Yalan denildi bir. Niyet okunması yapıldı iki. Kasıt arandı. 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum. 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum. 15 Temmuz yeni olmuş. Ve biz tabii ki darbe karşıtı reflekslerle hükümeti destekliyoruz. Sivil siyaseti destekliyoruz aslında. Yani öyle bir hani vay sen fazla eleştirel bir gazetecisin, vay muhalif oldun gibi bir durum da yok. Buna rağmen yediğim linci tarif edemem. Ve niyet nasıl bir kötü niyet okumasıyla karşı karşıya bırakıldığımı tarif edemem. Ve üzerine yani basın kartınız aman tehlikeye giriyor şeklindeki bir telefon da aldım. Ve yani ama en son bazı takipçilerimin uyarısı vardı yani. Bu yani hükümetin bir açıklama yapmasını beklemeniz doğru olur. Çünkü bu insanların sonuçta aileleri var, anneleri var. Onları telaşa sürükleme riski var bu paylaşımınızın Nihal Hanım falan diye. Böyle daha yumuşak, daha bana vicdani bir cihet gösterince tamam dedim ve sildim. Anladım. Ama yani bir gazeteciye, bir yorumcuya bu kadar baskı yapılması normal ama mi? Ama şunu görelim. Bakın. Bu rutine binecek. Benim korkum o. Evet. Bu yasadan sonra bu rutine binecek. Bakın bu yasanın esas da hedef kitlesi bu troll hesaplar. Yani fake dediğimiz ya da anonim dediğimiz hesaplar falan değil. Bunu kafaya koyalım bir kere bir. Burada bir kim en çok Nihal, Sevilay, Ebru var ama ondan önce mesela Cüneyt Özdemir gazeteci. Şimdi bu adam Cüneyt korkunç bir şey yarattı kendine platform. Çok başarılı. Ağzından bir cümle çıktığında o anında karşılık buluyor ve anında yayılıyor. Şimdi mesela Cüneyt'i baskı altına almak. Veyahut da atıyorum Şahan Gökbakar. Yani Twitter'ı aktif kullanan oyunculardan biri. Şahan'ı baskı al. Yoksa hiç bu yasanın trolleri, fake isimleri Murat Yetkin, bilmem. Bir sürü isim şey var yani. Yahu ya, çünkü neden? Çünkü hocam bir saniye. Çünkü neden? Şimdi o yangın meselesinde gördük biz. Ya hepimiz üzüldük yani. Ciğerlerimiz yani. Ben de dahil oldum o kampanyaya. Yani o yangınlarla ilgili bir kampanya başlatılmış. Allah yani ya sen hainsin sen. Ya yardım edin diye bir help to Turkey diye bir şey var. Hatırladım hatırladım. Help oldu, evet. To Turkey diye ben de ya yardım edin yanıyoruz kardeşim yani. Ay, help to Turkey diye bir hashtag açtılar. Ben de destek oldum. Ya yanan benim ormanım, yanan benim ciğerlerim. Allah yani vay hain kadın, vay terörist, teröristlik yapıyorsun, hainlik yapıyorsun. Dışarıdan yardım sen, istiyorsun bizim ya, helikopter tartışması vardı tabii ya. Tabii işgal istiyorsun hatta bunları bile suçlanabilirsin ya. Ben isteyince dışımda var ya. Dışımda anne istiyorsun diye bile suçlanabilirdin yani. Ne? Bilirdin mi? bilirdin mi değil, suçlandım. Sonra bana da bir iki yerden telefon, ya bunu sil ya, niye siliyorum? Ben bir art niyetle yazmıyorum ki.
Benim Muğla'da, Bodrum'da, şurada, burada ormanlarım yanıyor. Ya mümkünse göndersinler uçaklarını. Söndürelim yani. Yok işte bu yanlış an. Bunu şimdi iktidar şey gibi değerlendiriliyor. Türkiye'nin itibarına suikast falan. Ya böyle bir şey olabilir. Ha bu yasa çıktı şimdi. O yasa yokken bunu yapamıyor. Bu yasa çıktı. Gel Sevilay diyecek ya. Sevilay'a 1-2, 1-2, 1-2. Sen kimden yardım Sevilay istiyorsun? Artık o help to Turkey. Neyse o iyi niyette olsa, bazıları kötü niyette olabilir, bana ne? FETÖ'cü hesaplar var. Ya bana ne? Ben o niyette değilim ki. Benim ormanlarım yanıyor. Ben bunun için yardım istiyorsam dünyadan, sen niye bunu illa niyet okumasıyla kötü anlamaya çalışıyorsun? Ama sonuçta... Kasıt arancak evet. İşte onlarda maddede yazılı olduğu için. Şimdi bak Naci Görür. Duydunuz mu, okudunuz mu? Son cümle olsun da Mehmet Hoca da Naci Görür, Türkiye'nin dünyanın saygın bilim adamlarından biri deprem konusunda. Naci Görür bile bu dezenformasyon yasasına karşı. Herkes. Karşı neden? Ya diyor şimdi deprem oldu. Etkilenebilir tabii. Deprem oldu ve Allah korusun işte depremle ilgili bir şey yazıldı, çizildi. Şimdi siz sen toplumu paniğe sevk edebilirsin. Paniğe sevk etmekten diyor şey mi yapacaksınız yani? Yani başlı. Ha yine söylüyorum. Eğer... bu kirliliği önleyecek bir şeyse başımız üstünde. Biz varız. Tabii biz en çok bedeli ödeyeriz. Biz en çok yani. Biz isteriz. En çok payı biz alıyoruz. Ama görünen o ki niyet o değil. Yani kendilerini anlatmasının nedeni aslında Sevilay Yılmaz'ın bizden örnekler vermesinin nedeni bu kadar hani zorluğa rağmen biz bu yasaya itiraz edebiliyoruz. Evet. Çünkü bu ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne birçok eksiklikle beraber ciddi bir hani geri adım getirebilir. O yüzden itiraz ediyoruz. Bunca yaşadığımız soruna uğradığımız hakarete ve lince rağmen diyorsunuz. Hayır, o yüzden anlatıyorlar. Benim bahsettiğim örnek, ben orada bir baskı yaşadım. Ciddi bir şekilde sanki ulusun güvenliğiyle ilgili, milletin, vatanın güvenliğiyle ilgili bir mevzuda. Ağır suçlamaya bakın. Evet yani. Böyle bir suçlama, böyle bir güvenliği tehdit etme gibi bir ithamla karşı karşıya kaldım. Evet. Ama bu sadece itham ve bir rica, hani tweet'i silin vesaire gibi bir şeyle kaldı. Ama böyle bir tasarıdan sonra gelişecek ne yaptırımı bunların yaptırımı ne, yaptırımlarını göre göre ya hocam, kıpırdayamaz hale gelir. Doğru. Hocam ne olur söyle ya. Mehmet lütfen. Hocam buyurun. Yani ya bu fake troll hesap dediğimiz o fake şimdi, hesapları, sahte hesapları kontrol altına alın. Hem stüdyoda olmanın avantajını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabii ben bir anda programa eklendiğim için birkaç cümle söyleyeyim. Hocam 5-6 dakikanız var. Buyurun hemen başlayın. Ben özetlerim. Ayırdım size. Hallederim. Hiç merak etmeyin. O konuda fena değilim. Ben de elimden gelen süreyi alabiliyorum. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. İşte hem Diyar Hanım hem de Sevil Hanım dedi ki işte biz linci vuruyoruz falan. Ben açık söylüyorum yani sosyal medyayı baz alıyorsanız iktidara yakın olanların daha çok linci uğradığını söyleyebilirim. Siz de karşılaşıyorsunuz. Ben açıkça söylüyorum. Ben mahkemeye veriyorum. Çünkü evime gelip ailemdeki insanları ağlayarak görmek istemiyorum. Veya ben moralimin bozulmasını istemiyorum. Bırak onların moral bozulsun. Veriyorum ben açık söylüyorum. Yani izleyenler de varsa ona göre davransınlar. Tamam, biz de veriyoruz da zor sonucu olur. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, veriyoruz. Ha, onu da söyleyeyim. Şimdi deniyor ki yargı neye göre karar veriyor? Çok siyasallaşmış falan. Açıktan, alenen hakaret olduğu belli olan konular var ve çoğunda da red alıyorum. Onu yok, açık söylüyorum. Ben de red hani alıyorum şey ama iktidara yakın öyle, gazetecilerin çoğunun işte, mesela kabul aldığını duyuyoruz. Yani bir de bu böyle şeye dönüşmüş, ticarete dönüşmüş. Yani, bayağı bir gelir sağlayan insanlar var evet, böyle. Abi. Hakaret etsin de bana, ben de işte gideyim yolumu bulayım. Ben de şimdi başlayacağım. Ya ben de öyle. Ben bir... de yani, kıyamadım şimdiye kadar söyleyeyim. Ama. Ya sosyal alalım medya... bağışlayalım yani. Bir yerlere bağışlayalım. Fena değil mutfak masrafı. Mehmet Hoca bir bitirsin. Tamam buyurun. İçinizde bugün böyle tesadüf gelmiş programa biri var diyelim. Hiç olmasa birkaç kelime verirseniz sevinirim diye düşünüyorum. Fethi Yıldız Bey'in bir atmış olduğu bir bilgi var. Onu okumak istiyorum. Bazen biz böyle sadece yazı şey üzerinden bakıyoruz. Kamu barışına karşı işlenen suçların ortak hükümleri Türk Ceza Kanunu'nun 218. maddesi düzenliyor bunu. Bilgi o geliyor. Çünkü teknik olarak ben ceza hukukunu tam olarak bilmiyorum. Yasanın açık hükmüne göre haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları bu suçu oluşturmaz. Yani bu düzenlemeyle ilgili de bunu açık açık söylüyorlar. Burada da eleştiri şu oluyor, onu da biliyorum. Hemen baştan söyleyeyim ki işte yargı bunu
nasıl uygulayacak? Yargıya güven mi var? O ayrı bir konu. Ayrı bir başlıkta denetimi tartışabiliriz. Kararı bir konu hemen özetleyeyim efendim. Şimdi zaman zaman diyoruz ya burada yalan haber, işte ülkenin güvenliğini, milli güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bu yaşandı. Ben Hendek sürecinde bu yaşandı, onu söyleyeyim. Mesela bizim anlı şanlı gazetecilerimiz, akademisyenlerimiz, siyasetçilerimiz tuzağa düştüler. Mesela PKK bunu ve HDP tepe tepe kullandı bunu. Yani Rojava'ya özgürlük diye hashtag açtılar. Televizyonların alt köşelerine koydular. Anlamını bilmiyorlardı. Neydir anlamı? Batı Kürdistan'a özgürlük veya ne bileyim işte filan yerde şu binada siviller öldürülüyor açıklamaları yaptılar. Bizim anlı şanlı basında yer alan insanlarımız bunun arkasına takılıp gittiler. Aynalar Hap'ta Kobani'de siyasal strateji üretilirken, diyorum çünkü ben bu bölgeyi ilklerine kadar bilirim, onu söyleyeyim. Herkes şeyin, nasıl söyleyeyim, bu operasyonun parçası haline dönüştü. O dönemde yalan haberler gayet net bir şekilde kullanılırdı. 800'ün üzerinde şehit verilirken orada bir anlamda PKK'nın ve destekçilerinin, bileşenlerinin daha böyle orada yürütmüş olduğu terör eylemlerine meşruiyet sağlayıcı tavırlar ortaya koydular. Ve o dönemi isterseniz bakın ne kadar yalan haber üretildiğini, kimler tarafından üretildiğini görün. Bunun maliyeti nasıl, ne kadar ağır ödendi hatırlıyorum 2015 yılında. Bunlar olmadı mı? Oldu. Demek ki burada da bir düzenleme gerekiyor. Biri şey paylaşıyor, bir siyasetçi. İşte şu binada şu kadar sivil öldürüldü. Kim öldürdü kardeş? Ne sivili? Neden bahsediyorsun? Adam burada bir kalkışmaya hani Kobani'yi alıp aynaları araba alıp Türkiye'ye taşımaya çalıştı. Bunun içinde insanlar oldu. Hala bunu kalkıp da bunun suçu mu vardı? Bu mübarekti, bilmem neydi, niye içeride yatıyor? Bunlar oldu 2015'te, hiçbir şey olmamış gibi yapamayız. Yani bu şekilde bu imkanı, bu açığı kullanıp kitleleri de bu konuda yönlendirmeye çalışan kesimler oldu. Bilip bilmeyen işte burada bir hava var, ben de bunun arkasına takılayım. Ben de burada kültürel iktidarın yanında olayım havasıyla hareket eden tonlarca insanımız oldu. Baksınlar 2015 yılında neler yaşandığını, kendimizi zor anlatıyorduk. Peki. Terörle mücadelesini bu ülke zor anlattı. Burada kısa bir ara vereyim, devam edeceğiz diğer başlıklarla, bekliyoruz. Habertürk'te devam ediyoruz. Para gündeme 3. saat dilimindeyiz. Habertürk yazarları Sevilay Yılman, Nihal Bengüsü Karaca ve Han Karaca Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şahin ile birlikteyiz. Bize dezenformasyon yasasını dün mecliste de tansiyon yüksekti. Ne getirir, ne götürür? Görüşler neler, yorumlar neler? Yazarların bakışı, akademisyenlerin bakışı nasıl? Aktarmaya çalıştık. Takdir kamuoyunun. Anayasa teklifi var, başörtüsünün anayasal güvenceye alınması noktasında. Aslında CHP yasa teklifi verdi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada bunu aktardı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bunu anayasal güvenceye alalım. Anayasal güvence, başörtüsünün anayasal güvenceye alınması tartışması sürerken aile yapısını da bunun içine katarak vurgusu ve iması da, açıklaması da geldi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Sonra dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Yasa teklifine destek vermediniz, anayasayı aile yapısına çevirdiniz, bu konu kapanmıştır şeklinde. Şimdi bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Bu meclise gelecek. Fakat aile yapısı da acaba o düzenlemede katılacak mı? O tartışmaları da yaşayacak mıyız? Nasıl bir düzenleme, nasıl bir seyir göreceğiz? Tam olarak neyin eklendiğini de bilmiyoruz. Çünkü ilk haliyle acaba tekke ve zaviyelerde bu işin içinde mi olacak? LGBT de bu işin içinde mi olacak yasak anlamında? Medeni kanunda 129. madde. Boşanma. Aynı cinsten iki kişinin evlenemeyeceğine dair bir ifade eklenebilir bir diye. Akrabı evliliklerine şey. O zaten var. O zaten var. Var mı? Ona işte. Hayır ama ben yani ağırlık olarak aile deyince kimi çevrelerde tabii haklı olarak yani şey de düşünüyor. Acaba boşanmayı mı zorlaştıracaklar? Hani. Çünkü bir kesim var ya, nafaka ödemek, süresiz nafakaya itiraz ediyorlar. İşte kadının beyanı ile ilgili bazı tedbirler alınmasını bambaşka şekilde yansıttılar. Sanki cezaevine atılıyormuş hemen kadının beyanı ile gibi. Böyle çok yüksek itirazlar falan çıktı. Aile yapımız dağılıyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'ne patladı onun şeyi. Yani acaba tür şeyler de mi girecek gibi endişeler de var. Yani görmeden tabii ki bir şey bilemeyiz demek doğru değil ama şu yanlış bence. Hani velev ki çok doğru maddeler tasarlanıp bir anayasa değişikliği yapılmak istensin. Bunu geçmişimizde, tarihimizde bu başörtüsü meselesiyle ilgili büyük yanlışlar yapıldı
Evet, biz de yapanların içindeydik. Zaten helalleşme kapsamında bunu yeterince ifade etti Kemal Bey. Ondan sonra da böyle bir teklifte bulundu. Yasa teklifi. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bu, ya yasa sonuçta kolay yine değiştirilebilen bir şey. İşin özünde temel uygulama, hak ve özgürlükler yasayla, yani bir anayasa maddesi normal şartlarda temel hak ve özgürlükleri korumaya yeter. Bunu yasalaştırdığınız zaman başka bir yasayla da iptal edilebilirmiş gibi bir yanılsamaya yol açabilirsiniz. Doğru bu eleştiriler, bu akıl yürütmeler doğru normalde. Hı hı. Fakat Türkiye öyle bir ülke ki bir dönem bu ülkede rejim krizi haline getirildi başörtüsü. Genç kadınların yani işte çalışması, okuması ondan önce. Yani sanki bir böyle rejimi değiştirecek, devleti yıkacak bir mesele haline getirildiği için ve çok büyük bir çoğunluk bu nedenle mağdur edildiği için biz bunu hani bir anayasal güvence verelim. Madem siz yasa diyorsunuz, hadi bunu anayasa yapalım şeklinde daha yapıcı bir karşılık verilebilirdi. Belki o zaman tabii ki yani Kemal Bey'in de tavrı farklı olabilirdi ama bu böyle bunu alan onu da aldı. Var ya internet alışverişlerinde online alışveriş yapanlar bilir. Hani şu ürünü aldınız altında şey çıkar. Onu alan bunu beğendi. Hayır. Onu alan bunu da aldı. İki bu öyle bir şey değil ki yani. İki alana bir bedava. Bu öyle bir şey değil yani. Sen daha bunu yasa teklifi olarak getiriyorsan ben bunu anayasaya çeviriyorum. Yok mu arttıran? Eli de arttırıyorum. Bunun için aileyi de katıyorum. Bu böyle bir mesele değil. Yani bunu samimiyetle çözmek istiyorsanız işte size bir fırsat. Bir parti var karşınızda. Bununla ilgili bagajından kurtulmak istiyor. Çünkü yakında seçim var. Doğrudur. Pragmatik bir tarafı da vardır. Ne sakıncası var? Yani zaten insanlar, partiler halktan oy alamadıklarını gördükleri zaman ya da bir söylemlerine karşılık bulamadıkları zaman otururlar, kendilerini hesaba çekerler, bir muhasebe yaparlar, bir muhakeme yürütürler. Yani ve bu muhakeme çok geç yürütüldü zaten CHP'de. Yürütülmesi de aslında Kemal Bey'in neredeyse şahsi çabasıyla oldu. Evet. Ve böyle bir şey ortaya çıktı. Yani biz evet hem bu kamburumuzdan kurtulmak istiyoruz şeydi bu aslında. Evet. Yani bu konuda bir taş koymak istiyoruz. Yani yapıcı bir bu hem bu kamburdan kurtulmak istiyoruz hem de bu noktada bu kadınları, başörten kadınları gelecekte tekrar yasak olur mu endişesinden kurtarmak için böyle bir adım atıyoruz. Siz de gelin bunu yapalım. Buna verilen cevap bir kere çok böyle sinirli ve katı bir cevaptı. Ayrıca dediğim gibi yanına o zaman şu da olsun, o zaman bunu da geçiririz. Haydi halka gelir. Referandum gibi böyle bir ima da taşıyan bambaşka bir süreçle Kemal Bey'in CHP Genel Başkanı olması itibariyle yaptığı tarihi teklifin böyle bir şey yapmak, yani hükümden düşürülmek istendi. Aynen. Oysa yani kendi tabanı AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın diyelim, MHP'ye de oy veren bir sürü başörtülü kadın vardır. Yani onların çocukları var, torunları olacak. Yani gelecekte tekrar bu sorunu tamamen yaşamasınlar. Yani bu bugün için, bugün sorun var diye çıkmadı. Bu muhalefette de maalesef çok yanlış anlaşıldı. Bir sürü kişi... O efendim bugün böyle bir sorun var mı? Bugün layık kadınlar tehdit altında. Bakın yeri mi, zamanı mı vesaire. Yeri mi, zaman. Ya kardeşim mevzu o değil ki bugün var demiyor kimse. Bugün sorunla, yani tabii ki vardır ama sorun sıralamasında, yani ihlaller sıralamasında tabii ki daha aşağı bir yerde. Ya bu sorun çözüldü dediğinizde karşı taraf hayır böyle bir... Böyle bir sorun yok, biz çözdük diyor bir taraf. Bir taraf diyor ki muhalefet... Benim içimde çözülmedi bu. Tamam, onu karşılamak zorundasınız işte. Hayır, benim içimde çözülmedi meselesinden ziyade yarın tekrar olur. Olur, korkuyan. Ben korkuyu düşüyorum diyorsa bir, yapılır çok, yani. Çok temel bir endişe var tabii ki bu konuda. Ya sorun yani yok demek de olmuyor. Neler yaşandı yani. Ya? Yani sadece 28 Şubat'tan önce başladı bu iş. 86'dan yani itibaren başlamış bir çekti süreç. Çekti yani. Evet. Yani insanlar çok çekti. Korkunum. Ve dolayısıyla normal. Ne oluyor? Muhalefet yani endişe nedir? Yani bu Cumhur İttifakı seçimi kaybeder, diğer taraf kazanırsa biz tekrar aynı yasakları görür müyüz? İnsanların içinde böyle yumruk gibi büyüyen bir şey var. Yani CHP Genel Başkanı da dedi ki yaşamamanız, yani ben sözüm eğer yeterli değilse, yani sözüm kefalet teşkil etmiyorsa ki etmeyebilir. Yani bana ilk anda inanmamak için, tabii ki çok gerekçeniz var. İnanmam, bu konuda inanmıyor olmanızı da yargılamam. O zaman bakın ben yasa teklif ediyorum. Hani beraberce bu mevzuyu sağlam alabiliriz, teminat altına alabiliriz gibi bir çıkıştı.
Ama onun karşılığı çok sert bir biçimde geldi. Ve muhalefetten de çok tuhaf eleştiriler yükseldi. Yani sanki Kemal Bey sanki şeriat getirmek istiyormuş gibi yorumlar yapanlar oldu ya. Kılıçdaroğlu bugün işte şeriatı da getirir vesaire diye ben bazı yorumlar okudum Twitter'da yani sosyal medyada. Ya böyle inanılmaya bu gösterilen tepkiler de aslında beklemiyor muydunuz? Bunun bir mesele olduğunun altını çizdim maalesef. Şu an mağduriyet yoksa bile Tayyip Erdoğan garantörlüğünde yok. Bir de yarın ne olacağı belli değil. Sonuçta bakın 2023'te de AK Parti seçim kazanabilir, Cumhur İttifakı kazanabilir. Ama insanların garantörlüğünde yürür mü böyle bir temel hak ve özgürlüğün devamlılığı? Mümkün mü böyle bir şey? İnsanların ömrü var. Her şeyden önce ömür sınırlı. Tabii ki. Yani ve bu kadar dramatik bir travma yaşanmışsa bazen böyle konularda çözüm sağlamak için de eli yükseltmek gerekir. İşte evet. Yasaysa yasa, anayasaysa anayasa gibi. Yani o anlamda keşke daha düzgün bir diyalog gelişmesine izin verilebilseydi. Ama herhalde beklemiyorsunuzdur ya. İmkansız. İmkansız. Ben çok fazla bu konuda yorum dinledim, izledim. Burada da konuklarımız da aktardı. Şöyle bir yorum geliyor. Yani Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir alanda siyaset yapmak çok uygun olmayabilir. Sizi çok zorlayabilir. Yani şu anda güçlü olduğunuz alanda kalmanız ve siyasetinizde seçim sürecini böyle yönetmeniz daha uygun ve doğru olurdu şeklinde bir yorum da yapılıyor. Tamamen bir zırvalık. Kusura bakmasınlar bunu diyenler. Hiç iyi okuma yapamıyorlar. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı da Alevilikle ilgili, Alevilerle ilgili atılımlar, hamleler yapmasın yani. O da onun alanı. Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir saçmalık olur Kimse mu? Kimse hiçbir şey yapmasın tabii. Şimdi ben geçen hafta da söyledim. Bu öğrenilmiş çaresizlik gibi. Yani, kültür şey alanı AK Parti'nin iyi yaptığı bir alan. Sen oraya karışma. Hayır, bunu da diyenler hayır, muhalifler yani. Aynen tam ona diyeyim. Tam öğrenilmiş seni çaresizlik. Seni onun için tamam. Ya kardeşim işin komik tarafı tamam. Karşı tarafta bir ayar bozulduğu için AK Parti'nin o kemik tabanında seçmeninde şeyinde bir sinir bozuldu ve bundan dolayı bir sürü şey karşılık verildi filan ama genel olarak seçmende bir şey oldu bu. Yani ben bunu gördüm, konuştum. Ya sağ olsun hani Kemal Bey evet çok hatalar, iyi niyetli adam. Bak cümle bu. Hani o dediğim kişi, bak o dediğim kişi, yani ismini veremeyeceğim ama getirip de oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'ye vermez, vermeyebilir. Fakat şu cümleyi ya adam iyi niyetli adam. Bak bu çok önemli bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı atladığı bir şey var. Biz Cumhurbaşkanımızın yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine, bu çıkışına, bu önerisine Sayın Cumhurbaşkanı hadi o zaman anayasayı da çözelim ama onu da ekleyelim, bunu da ekleyelim. Şöyle görülüyor biliyor musun? İpe un seriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle görüldü kendi tabanından. Bence de öyle. Ya ne güzel. Nihal çok güzel izah etti. Çok güzel bir açıklama. Çok yani şey var çünkü. Şimdi Kılıçdaroğlu bazısı diyor ki anayasa güvencesini niye desteklemiyorsunuz? Yani sadece bu konu gelirse anayasal güvenceye alınsın. Ona da destek verin diyor mesela. Evet, ama şey Sayın Kılıçdaroğlu dedi ya tamam başka yani. Başka ajandaları da yatmayacaksan tamam konuşuruz. Gizli ajandanız yoksa gizli ajandanız eyvallah varız dedi. Gizli bir ajandanız yoksa dedi. Dedi ama onu oraya şimdi orada başka bir şey daha dedi. Üzerine gidememekle beraber Alevilikle ilgili başta Aleviler ve Alevilerin hak ve hukukları olmak üzere onları da koyalım anayasada değerlendirelim. Aynen, aynen. Niye Sayın Cumhurbaşkanı buna cevap vermiyor? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı gitti Şahkulu'nda Cuma günü biliyorsun biz programı bir gün önce yapmıyoruz. Güzel gitti gerçekten. İşte orada Cem Evleri'nin toplu açılışını yaptı. Orada bir açıklama yaptı. O açıklamada da işte Kültür Bakanlığı. Ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir Cemevi Başkanlığı kurulacağını ve işte Cemevlerinin bundan sonra işte sistemi kontrolü oradan yürütülecek. İşte isteyen dedelere ve çalışan Cemevi çalışanlarına kadro verecek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaptı. Peki oradan da madem iyi niyet, samimiyet. Valla Kemal Bey gayet samimi. Anayasal olarak da başörtüsü güvencesini veririz diyor. Ama sen ne diyor? Alevilikle ilgili bu güvenceyi ver. Ama Cumhurbaşkanı hiç dile getirdi mi bunu? Bir daha. Asla. İşin içine neyi kattı? LGBT'yi kattı. Hani zımni olarak da aileyi kattı.
Niye peki Alevilere bu güvenceyi vermiyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Bakın dündü değil mi? Evvelki gün Sayın Devlet Bahçeli ne güzel konuştu grupta. İbadethane. Ya aslında var ya bak Türk siyasal tarihinde gelmiş geçmiş bütün liderleri katıyorum. Sol liderler dahil. İlk defa bir partinin genel başkanı bu kadar açık, net. Net. Alevilerin gerçekten duygularına, hislerine tercüman olan bir konuşma yaptı. Yani o kadar güzeldi ki ben şahsen çok duygulandım. Ve orada kullandığı ifadeler çok, çok naifti bir kere onu söyleyeyim yani. Alevilik, yani Aleviler açısından çok naifti. Eğer hani böyle bu siyasi önyargılar falan olmasa var ya, işte MHP'ye karşı işte ortaklık falan. Yani Devlet Bahçeli'nin o günkü yaptığı konuşmanın ben yine söylüyorum. Tarihi bir konuşmaydı. Cem evleri, ibadet. Bak şu cümle çok önemli. Aleviliğin ne olduğunu Aleviler karar verecek. İbadethanesinde ne olduğunu Aleviler karar verecek. Cem evleri ibadethane diyorlarsa bizim de buna saygı duymaktan başka bir şeyimiz olamaz. Tam cümle şöyle, Alevi kardeşlerimizin haklı ve meşru talepleri vardır. Bu talepler adil, insani, tarihi, kültürel hakkaniyetle karşılanmalı. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Hepimiz Müslümanız, Allah'ımız, peygamberimiz bir. Devamı var, çok devamı güzel. Da var. Mesela evet. Şu oldu Ebru, o gün Şah Kulu'nda açıklama sonrası. Böyle bir girişle. Açıklama sonrası işte cemevlerinin elektrik, su faturaları işte işte ödemeyecek artık bundan sonra. Yani bunu ayrım yapmak, öyle haberler veriyor. Müjde, cemevlerin artık. Ya ne müjdesi kardeşim yani? Siz lütuf mu sunuyorsunuz Alevilere? Hayır, Alevilere bir lütuf mu bu? Aleviler bu ülkenin asıl öz insanları ve bu ülkeye vergisini çatır çatır ödeyen insanlar. Aleviler alacaklı devletten, alacaklı. Şu anda Aleviler alacaklı. Çünkü o hizmeti alamadılar. Yıllar boyu hala da alamıyorlar. Kültürel bir faaliyet üretmiyoruz yani diyorlar. Yani şimdi orada onun için mesela Devlet Bahçeli'nin kullandığı bir cümle var bulabilirsen. O kadar hoşuma gitti ki bu reformları destekliyoruz diyor. Hani ben mealen söylüyorum özetle. Bu atılan reformları destekliyoruz diyor ve yapılan şeyleri de diyor. Bak o cümleyi bulabilirsen. Yapılan bu hareketleri, adımları da böyle bir lütufmuş gibi falan yansıtmamak lazım diyor. Bu bir lütuf değildir diyor. Yani aslında orada tam da benim dediğim şey yani. Aleviler maddi manevi bu devletten inançlarının yerine getirilmesi konusunda hizmet alamadığı için sünni bir vatandaş gibi alacaklı kardeşim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir de şunu yaptı. Bazıları yani bazı kesimlerde işte Kültür Bakanlığı bünyesinde böyle bir birimin kurulmasını şahane, harika falan diye değerlendiriyor. Kadro vesaire. Alevilerin içinde de buna böyle bakanlar olmuş ama gerçekten yani ben mesela şimdi sen ne kadar sünnisin ben o kadar Aleviyim. Yani ben cemevlerine gidip ritüellerimi yerine getiren biri değilim. Bir Nihal gibi böyle bir dindarlık şeyim yok ama biliyorum çevrede. İmanla paranın kimde olduğunu bilmezsin. Gidiyor musun sen bilmiyorum. Beş vakit camiye mi gidiyorsun Ebru? Hayır yani şunu demek istiyorum. Bu inanç ayrı bir şey. İnancım. Ya ben inançlı biriyim. Ayrı konu. Evet. Ona girmiyorum. Şunu demek istiyorum. Hizmet almak istiyor vatandaş. Doğru. Yani benim tanıdıklarım var. Cemevine gidip ibadetini yapıp hizmet almak istiyor. Evet. Bu hizmetten siz mahrum bıraktınız bu insanları. Haklılar. Haklılar. Bir de lütufla değil doğru. Ve hizmetten mahrum bıraktığınız gibi onun o şey anlayışına saygı göstermiyorsunuz. Devlet Bey'in söylediği buydu. Kaynaklar da eksik kalıyor. O ibadethane diyorsa ibadethanedir cemevi. Bizim de buna yapmamız gereken saygı göstermektir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Götürüyorsunuz Kültür Bakanlığı'na bağlıyorsunuz. Aslında çok incindi Aleviler. Başkanlık Ebru, olarak. Neden incindi? Ya yani şimdi ibadethane diyor Alevi vatandaş. Siz götürüyoruz Kültür Bakanlığı sanki bir kültür ve sosyalleşme evi. Hani çok özür diliyorum eskiden cümbüş evi dediği söylenir. Yani Aleviler şunu diyor. Ya ha cümbüş evi demiş ha kültür evi. Ben ibadethane diyorum. Tabii niyet öyle değil de. Siz bunu eğer bizim için bir şey yapmak istiyorsanız bunu alırsınız. Direkt Cumhurbaşkanlığına mesela bir bağlı bir birim yapabilirsiniz. Eğer Diyanet'le olmuyorsa hani orada bir çatışma çıkar diyorsanız veya Diyanet'e bağlarsın. Kültür Bakanlığı ne ya?
Kültür ve turizm. Bu ülkede kimler neler söylüyor birbirine? Allah'ım ya Rabbim ya. Ama yani bu çok incitici bir şey oldu Aleviler açısından. Düşünsene yani. Yani ne kadar işte, bagajları dolu, kim yani, dolu yetişmiş. Bu, ama bunu tabii ben daha önce 2010 yılında bu çalıştaylarda Alevi açılımda falan biliyorum, yer aldığım biliyorum. İçin. Yani, Alevileri bu çok incitti. O yüzden Devlet Bahçeli'nin onun üstüne yaptığı konuşmanın ben zimni olarak böyle hani bir mesaj, o tarafa bir mesaj. Yani siz kimlere mesaj? Cemevleri ibadethane değildir. Bir sosyalleşme, kültür bilmem nesidir diyenlere bir mesaj. Çok ağır, çok derin, çok anlamlı bir mesaj ve tarihi bir mesaj. Denilebilir diyorlar. Yani o fikirsel olarak ben Devlet Bahçeli aynı yerde olmayabilirim filan. Ama bir gazeteci olarak, objektif olarak bu yorumu yapmak zorunda. Devlet Bey Salı günü o grupta yaptığı konuşma çok değerli, kıymetli ve onun devamını getirirse büyük bir şeye işte imza atmış olur. Çünkü Alevilik yakıcı sorunlardan biri hala bu ülkede. Başörtüsü belki sorun şu anda 10 yıldır iktidar olduğu için başörtüsü çözülmüş görülebilir ama yarın iktidar değişir gene bu gündeme gelebilir. Ama Alevilik en yakıcı sorunlardan biri ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri var. Bu sorun çözülürse yani Türkiye'nin geleceğine yani katkısı, huzuruna kardeşine büyük katkısı bir imza atılmış olur. Mehmet Hocam siz ne dersiniz? Anayasa değişikliğine aile yapısı düzenlemesi de düzenlemeleri tabii de eklenebilir mi? Tabii iki konuyu da değineceğim. Sevilen Hanım da ben meselenin tarihsel gelişimini dikkate almadan değerlendirme yaptığını düşünüyorum. Özellikle Alevilik konusunda. Onu açıklayacağım. Niye? Niye olduğunu da açıklayacağım. Yani tarihten örnekler vererek günümüze getireceğim. Başörtüsü meselesindeki durum şu, açıkça söyleyeyim. Tartışmalara baktıktan sonra neyin hedeflendiği daha net bir şekilde ortaya çıkar. Ve biraz önce stüdyoda da söylendi. İktidarın çok güçlü olduğu alanda siyaset yapmaya kalkmak, sizin zayıf olduğunuz alanda siyaset yapmaya kalkmanın zamanı mıydı, şimdi tarzı yaklaşımlar. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Bu cümleyi duymaktan utanıyorum ben, açıkçası söylüyorum. Utanma sebebim de şu. Duymadınız mı hiç tartışmalarda karşınıza çıkan? Duyduğum için söylüyorum. Evet. Duyduğum için bundan utanıyorum. Hı. Başörtüsü sizin siyaset tartışmanızın aracı değil kardeşim. Yani bunu derken alanda tartışanları söylüyorum. Hı. Yani siyaset zamanı veya siyaset konusu olduğu zaman hadi başörtüsünü tartışalım. Bu mu? Demek ki bu Sayın Kılıçdaroğlu'na ya şimdi zamanı mıydı diyenlerin derdini biliyor musunuz? Hala başörtüsünü biz bir insan hakkı olarak görmedikleri için bir siyaset aracı olarak gördüklerini gösteriyor. Bu kadar net. Bunun ötesi verisi yok yani. Sayın Kılıçdaroğlu bir açıyor, bir konuşma açıyor. Kendi kitlesine bakıyorsunuz. Kendi kitlesi tamamen Sayın Kılıçdaroğlu. Sen Tayyip Erdoğan'ın güçlü olduğu bir alanda, güçlü olduğu alanda bu konuyu açtın diyorlar. Daha zihnen başörtüsünü hazmedememiş bir büyük bir CHP kitlesi var. Hiç bunun ötesi belirisi yok. Yani bu duruyor yani. Açık duruyor. Onun için bunu bir siyaset tartışmasının dışına çıkartıp bunu bir insan hakları, yani bu insan hakları çerçevesinde ele alınması gereken, vatandaş hakları çerçevesinde, birey hakkı çerçevesinde ele alınması gereken bir konuyken hala 15 gündür bakıyorum hiçbir şey değişmemiş. 1990'lı yıllarda ne varsa o perspektifte hareket ediliyor. Onu görebiliyorsunuz. Onun için sadece Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla yani niye bu tepki doğdu? İlginç bir şey var. Yani muhafazakar kesimi şöyle zannediyor bir kısım. Kılıçdaroğlu bir açıklama yapar, muhafazakar kesim buna inanır, onun arkasından gider. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajıyla Kılıçdaroğlu'nun bagajı öyle bir açıklamayla, 10 açıklamayla ortadan kalkmayacak kadar büyük. Onu söyleyeyim yani. Kılıçdaroğlu'nun kendi şahsının başörtüsü konusundaki bagajı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajı öyle kolay kolay ortadan kalkacak bir bagaj değil. Açıklama yaptık, hadi gelin bizimle beraber olun. Yok ya. Yani bu mu yani? Muhafazakar kesimin anlayışı sadece muhafazakar kesim böyle bunlar Çin davası gibi devam mı etsin? Adamcağız özür diliyor. Bir dakika Sevda Hanımcığım. Bir dakika yani. Sevda Hanımcığım. Biraz önce en son konuştuğunuz konuda gelirken durduğunuz yeri bana yansıtmaya çalışmayın. Ben açık burada söyleyeceğim. Muhafazakar kesim şuna bakıyor. Bir, sadece Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına bakıyor. Aynı zamanda ben de bakıyorum. Kılıçdaroğlu açıklama yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetinin taşıyıcı kolonlarının açıklamasına da bakıyor. Kılıçdaroğlu'nun en çok eleştiri oradan geldi.
En çok eleştiri Cumhuriyet Halk Partisi'nin medyasından geldi. En çok eleştiri Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Ben de diyorum ki, istemedim ister etmeyeyim. Ben gördüğümü söylüyorum. Muhafazakar kesim, bu Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bir şey daha gösterdi, biliyor musunuz? Neyi gösterdi? Kılıçdaroğlu siyaseten, tırnak içinde söylüyorum, siyaseten diyorum. Çünkü eleştiri o çerçevede gittiği için inşallah değildir. Bu açıklamayı yapmış olsa bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıyıcı kolonları diye bahsettiğim, benim dile getirdiğim, yani bunlar diyelim ki işte o kesimi destekleyen Aydın'ın yazarı, çizeri, okuru ve medyası. 10 gündür bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu'na, eğer seçim süreci olmasın var ya, Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıkları aldırmak için uğraşırlar. Bu kadar tepkililer. Bu ortaya çıktı. Bu değişmemiş. Böyle bir zihniyet net bir şekilde gözüküyor. Kim mutlu oldu? Şöyle bir şey vardı. Onu açık açık söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'na ya sen ne yapsan oyun değişti. Yani bu altılı masadaki bazı siyasi partilerin tavrıyla bazı AK Parti'den diyelim ki geçmişte AK Parti ile birlikte olup daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile daha yakın duran değerli arkadaşlarımızın veya siyasetçilerimizin tavrı, ya başörtüsü konusunda bir değişim, bir açıklama belki muhafazakar kesimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı veya zihniyetine karşı acaba bir yumuşama oluşturulur mu çerçevesinde yapılmış bir açıklama olduğunu görüyorsunuz. Ben gördüğüm kadarıyla bu da inandırıcı olmadı. İşte bir anayasa değişikliği diyorsunuz. Eleştiriye bakıyorsunuz. Hadi isterseniz halifeliği de isteyin der gibi eleştiriler, dalga geçtiler falan, bunlar başladı. Peki bunu düşünsenize, muhafazakar kesimin ailesinde kız kardeşidir, annesidir, eşidir, bilmem neyidir. Mutlaka bir kişi bu işin mağduru. Aslında buradaki sorun başörtüsü konu sorun değil. Başörtüsü sorun demiyorum. Başörtüsü konusu dememin özellikle bir nedeni var. Başörtüsü konusunda sorun başörtüsü değil. CHP'nin zihniyetidir. CHP'nin tarihidir. CHP'nin duruşudur. Bu kadar nettir. Yani siz ilk önce Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu ve çevresi için söylüyorum. İlk önce başörtüsü konusunda muhafazakar kesimi değil. Bir, kendi kendinizi ikna edin. İçsel bir ikna sürecine gidin. Nedamet getirin. İki, teşkilatlarınızı ikna edin. Üç, taşıyıcı kolonlarınızı ikna edin. Dört, medyanızı ikna edin. Yani bunu ikna edin ki karşı taraf, yani burada muhafazakar kesimin ikna edilmesi sorun değil ki. Sorunu ortaya çıkaranların ikna edilmesi önemli burada. Sizin söylediğiniz kesim bu kadar katıysa, karşı taraf da bu kadar katıysa zaten olmaz. Ya bagajlarla devam eder nesiller. Karşı taraf mağdur. Mağduru, sorunun mağduru ikna edilmez. Sorunu yapan ikna edilir. Bunun bir insan hakkı olduğu, bunun bir siyasi araç olmadığı, geçmişte siyasi simge diye tartıştılar, şimdi siyasi araç sürecine yaptılar. Burada ikna edilmesi gereken mağduru niye ikna ediyorsunuz? Adam zaten bunun mağduru. İkna edilmesi gereken bu işi ortaya çıkaranlar, bunun taşıyıcıları. Yani bu tartışma bence net bir şekilde ortaya çıkardı. Anayasa değişikliği, Sayın Cumhurbaşkanı da buyurun. İşte anayasa değişikliği kolay olabilir. Anayasa değişikliği zaten Kemal Bey tamam diyor Mehmet Bey. Yasa değişikliği. İşte anayasa değişikliğine tamam diyor Kemal Bey. Yarın getirecekler efendim. Getirdiği zaman. Hayır ama bunu yaparken madem onu bunu katacaksınız. Alevilikle ilgili mesela talepleri iletti orada Cemal Kılıçdaroğlu. Ona da geleceğim. Hemen çok fazla Alevilik meselesine geleyim. Bunu seçim süreciyle ilgili tartışıyorlar. Siz de içinde oldunuz. Ben de yakinen takip ettim, biliyorsunuz. Tabii Faruk Çelik Bey'in döneminden bu yana Faruk Çelik, Necdet Süreç. Onlar tartışmalar bir tarafta kaldı. Son gelinen süreçle ilgili sizin de haberiniz vardır mutlaka. Bu aslında Elazığ, Malatya depremi süreciyle başladı. Onu açık açık söyleyeyim. Yani çok yakın takip ettiğim için söylüyorum. Malatya Elazığ depremi sürecinde İçişleri Bakanlığı'nın orada gidip işte bir Alevi vatandaşlarımızın da yaşamış olduğu köyde de sıkıntılar, depremden sıkıntı yaşayan insanlarımız olunca oraya mülki amirler de alarak gitti. Orada bir daha sonra bir baş danışmanını görevlendirdi. 1500 küsur, hani tam şu anda rakam önümde değil, cemevi ziyaret edilmesi, bunların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir süreç başlatıldı. Arkasından Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütüldü. Aslında gelinen süreç bunun bir devamıydı. Yani yaklaşık 2 yıllık bir süreçti. Yoksa işte hadi bakayım seçim yaklaşıyor, 8 ay kaldı, son 15 günde bir şeyler yapalım yaklaşımı değildi. Zaten bu işin içinde yer alan görüşmelere falan katılan özellikle cemevlerindeki sorumlu dedelerin ve işte Bektaş gibi
dergahlarının başında olan vatandaşlarımızla birebir görüşüldüğünde ben mesela gazeteci olsam bunu yaparım. Siz ne gördünüz geçmiş dönemde bu iki yılda neler yaşandı? Mesela bunu bir gazetecimiz en azından bu son sürecin olmadığını ve bunlara nasıl baktığını ortaya koyabilirler diye düşünüyorum. Bir şeyi daha gördüm açık söyleyeyim son tartışmalarda. Şöyle bir şey, yaklaşım da var. Devlet de Alevi vatandaşlarımız konusunda bir yakınlaşma ortaya çıktığında bundan rahatsız olan kaya gibi bir kesim var. Aman bu şey kurulmasın. Nasıl söyleyeyim? Aman bu ilişki kurulmasın. Aman burada sıkıntı olabilir. Aman bura bizim için farklı bir alan. Yani sürekli bu bura bizim kontrolümüzde olsun. Yani devlet de Aleviler arasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Aleviler arasında bir yeni bir süreç başladığında bundan niye rahatsız olur insan diye. İşte bunu bir hemen acaba devlet kontrol mü etmek istiyor? Böyle bir acı şey mi var filan? Bu çerçeveye tıkayarak... Siz yine götürdünüz. Mehmet Bey, hocam bak ben sana size bir şey sordum. Dedim ki bu söyledikleriniz filan güzel Alevilerle ilgili cemevlerini ziyaretleri şu bu. Ya ben başka bir şey soruyorum. Siz diyorsunuz ki başörtüsü bir mağduriyettir ve bu mağduriyeti yaratan taraf önce kendi öz eleştirisini versin vesaire. Veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu hatta açık açık yazdı. Evet, anayasa içinde bir değişim ama dedi buna dedi bir şeyler gizli ajanda yoksa bunun içine mesela başta Aleviler olmak üzere ifade özgürlüğü vatandaşların yurttaşların ifade özgürlüğünü kapsayan konuları da dahil edersek varım dedi. Siz cevap vermiyorsunuz bana. Neden mesela Sayın Cumhurbaşkanı buna cevap sizce anayasal olarak Aleviler Cemevi'nin ibadethane olmasını arzu ediyor. Siz nasıl başörtüsü özgürlüğünü savunuyorsanız Aleviler de bir inanç gereği, bir inanış gereği Cemevi'ni ibadethane görüyor. Anayasal güvence niye olmasın? Sevgili Hanımcığım niye acele ediyorsunuz? İki konu var, not aldım. Bir, ilk önce açılan konu başörtüsü konusuydu. Onu konuştum. Şimdi Aleviler meselesine geliyorum. Bunu niye gelmişti? Yani gelmişti ama sabredin. Çünkü kafanızda Mehmet Şahin'i bir yere yerleştirmeyin. Ne zaman bir adım atılsa ben Alevi vatandaşlarımızın bu sesler yükseliyor diyorsunuz. Ben Alevi vatandaşlarımızın haklarının verilmesi konusunda tamamen destekçiyim. Sevgili Hanımcığım. Bu bir. İki. Hiç bunu ilk defa söylemiyorum. İki. Bu işin ortaya çıkış niye Kültür Bakanlığı'na bağlı? Niye bu filan diye? O işte tarihiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ne zaman başladı bu sorun? Hiç baktınız mı? Niye bizim Alevi vatandaşlarımızın sorunları ne zaman başladı? Hiç Cumhuriyet kurulduğundan beri. Şimdi söyleyeyim. 1925'e dayanır bu. Kimse tartışmıyor. Yahu ben Aleviyim ya Mehmet Bey. Bilmez miyim ne zaman başladı? Ben de açıklama yapıyorum. O konuyu söylemiyorsunuz. Ben de diyorum ki 1925'te tekke ve zaviyelerin kaldırılması süreciyle başlar bu sorun. Şimdi baktığınız zaman niye bu burası? Peki bu süreçte sadece Alevi vatandaşlarımızın değil, belli bir konuda devletin Alevi vatandaşlarımızın haklarının karşılanması konusunda ortaya çıkan tavrı destekleyerek bunu nasıl derinleştirebiliriz? Burada vatandaşlarımızın mağduriyetini nasıl giderebiliriz? Onların temel haklarını kullanmalarını nasıl sağlayabiliriz çabası üzerinden gitmemiz gerekir diye düşünüyorum. Onun için mesela burada gündeme gelirken acaba yarın 1925'te ortaya çıkmış veya o dönemde aynı Alevi vatandaşlarımızın, Alevi derneklerinin veya Bektaşi dergahlarının karşılaşmış olduğu sorunlarla karşılaşan bazı yapıların onların talepleri ne olacak filan devlet düşünürken sadece bir kesimde düşünmüyor. Geniş bakmak zorundasınız. Geniş baktığınız zaman belli açımları o çerçevede yapmak zorundayız. O açıdan ben tekrar söylüyorum. Alevi vatandaşlarımızın isteklerinin karşılanması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel haklarına ise bunların alınması noktasında tamamen bunları destekliyorum. Yani çok Devlet Bahçeli ile aynı çizgidesiniz. Hatırlayalım. Yani Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını ben sonuna kadar izledim. Gayet de makul buluyorum. Bunu açık açık söyleyelim. Geçmiş dönemleri hatırlayalım. Cemevleri falan yapılırken işte bir gece kondu gibi oraya buraya değil mi? Bir köşeye yani böyle kenar mahallelere falan bu şekilde açılıyordu. Ama şimdi devletin Cumhurbaşkanı'nın ziyaret etmesi, açılım yapması, temel atması bunlar güzel şeyler.
Bir kötü demiyorum canım yani. Sayın, bunları sayın kötü demiyorum. Yaptı. Yanlış anlaşılmasın. Bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapıyor diye sadece desteklemiyorum. Bunu herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti... Neyse 100 yıl sonra en azından yapılmış. Ya neyse kapatın. Güzel de yani çok da abartmayın yani. Lütuf da değil Mehmet Bey yani. Yani ya, anlamadığım güzel bir şey var. Şeyler yani güzel ya, şeyler de lütuf da değil şeydir. Yani. Nasıl siz şey, alınıyorsunuz? Siz nasıl? Ama Mehmet Bey bak bu işte sinir ediyor Alevileri. Fena değil, güzel şeyler. Ne demek yani? Şimdi başörtüsüyle ilgili bir ayıp yapılmış. Bir olmanın dezavantajını kullanayım. Benim kullanmadığım cümleyi kullandınız. Hayır bunlar güzel şeyler diyorsunuz ya. Ben bu lütuftan bahsetmiyorum. Gerçekten ayıp ediyorsun. Benim buradaki temel yaklaşımımı ve devletle Aleviler arasındaki bir iletişim kanallarının derinleşerek ilerlemesini destekleyen birinin hiç kullanmadığım bir kelime üzerinden bunu itibarsızlaştırma girişiminizi kınıyorum. Ya yani Allah Allah. Değil. Hiç kullanmadım şey demedi mi güzel? Burada sizin yapmanız gereken. Bunu bu amaçla söylemedim. Ya bu amaçla değil ama söylemeyin gene de. Ya üstten bir bakışla söylemediğini ifade ediyorum. Çok ben, yani temel hak lütuf olmaz. Başörtüsünün konusunda da aynısına yaklaşıyorum. Benim hakkım bu. Ne lütfu kardeşim? Ne lütfuyla bahsediyorsun? Tamam bu böyle olacak işte. Ben onun de bunu anlatmaya çalışıyorum. Nihal bu bir başörtülü olarak Alevilerin haklarına, taleplerine sahip çıkacak. Ben bir Alevi olarak Nihal'in başörtüsüne sahip çıkacak. Biz böyle işte kutuplaşmayı sona erdireceğiz. Örnek söyleyeyim. Bir şey söyleyecek misiniz mesela? Bu konudaki girişimleri destekleyen, yanılmıyorsam Cem Vakfı'nın bir başkan yardımcısıydı. Bu son yapılanları destekledi, olumlu buldu diye görevden aldılar. Yani doğru bir şey mi? Ben bunu duymadım, bilmiyorum. Konuyu ben bilmiyorum duymadım. Yani. Konuyu bilmiyorum, duymadım. Orada da çok ağır ithamlar ve söylemler var. Biri görevden alındı ama bununla ilgili değil. Yani. Bununla ilgili, evet. Açıklama yaptı. Bununla ilgili. Bu kişi dedi ki ben son dönemde bir televizyon kanalına, Türkiye'de bir ana akım medyaya açıklama yaptım diye beni görevden aldılar diye açıklama yaptı. Haydar Baki Doğan'ı mı kastediyorsunuz? Hayır, bir hanımefendi. Hanımefendi, pardon. Ben bunu bilmiyorum, çok özür dilerim. Cem Vakfı'ndan niye görevden alınmış bilmiyorum. Konuyu bilmediğim için açıklama şu an yorum var. Yapmayacağım. Görürsünüz, dün akşam baktım. Çünkü açıklamasını da tesadüf izlerken haber kanalında. Ama yani Cem Vakfı Başkanı iki gün yani önce buradaydı. Fatih Altaylı'nın konuydu. Yaptığı açıklamalar son derece olumluydu. İzzettin Doğan, yani hocam... yani şey tam ya tersine işte. Hayır tam ya tersine destekliyorum yani, dedi şey. Yani, hayır ama anda, yani hükümetin attığı adımlar hani yetersiz ama hani destekliyorum dedi falan. Yani isterseniz bakabilirsiniz yani bakabilirsiniz hatta ondan sonra da yazın niye böyle yaptınız diye köşenizde ben yazın. Ben bir ya, yorumlara baktım. Bu adımlar yetersiz ama bunlar desteklenmesi gerekir. Bakın bu tamam, adalar var. Tamam İzzettin Doğan da aynı minvalde açıklamalar yaptı. Yani, amaç buydu zaten. İzzettin Doğan zaten vakfın başkanı, anlatabildim mi? Yani orada başka bir şey öğreneceğim. Öğrenip tamam. Ama çok iyi olur. Detay iyi olur, bilmeden bir şey diyemeyeceğim. Tabii ki yani var. Aleviler arasında da ayrım yok mu? Onu yarattı var bu tabii. Durum. Yani ama şimdi mesela var, geçen işte. Gazi Cemevi'ne gitmişti Ankara'ya. Mesin'de bir evet, tamam o, yani. Evet, orada bir şey var, eleştiri vardı. Cumhurbaşkanı Gazi Cemevi'ne gitti biliyorsunuz. Hı-hı. Ben de bir yazı kalemi almıştım. Yani nihayet diye bir yazı. Çok önemli bir ziyaret çünkü Cumhurbaşkanı gitmiyordu. Sonunda misafir oldu filan. Fakat bu arada davet edilen bir sürü dede, işte Alevi önderi, Alevilerin kanaat önderi isimlerin de bu ziyareti kabul etmediğini, reddettiğini ve gitmediklerini duymuştum. Ben de bir yazı yazdım, yapmayın dedim. Bir kere Alevi kültürüne, düsturuna uymaz bu. Sizin evinize bir misafir gelmiş ise bize böyle öğretildi. Ne olursa olsun, geçmiş ne olursa olsun o misafire en... böyle Anadolu'nun gerektirdiği örf, adet ve terbiye, nezaket kuralları çerçevesinde misafirperverlik göstermek zorundasınız dedim. Gitmelisiniz dedim. Gidin. Tamam, kırgınsınız, kızgınsınız bilmem ne. Gidin. Sayın Cumhurbaşkanı orada ağırlayın. Bunu dedelere hitaben yani şeye davet edilip de gitmeyenlere hitaben söyledim. Gidin. Misafirperverliğinizi gösterin. Ama bu arada da yüzleşin. Sayın Cumhurbaşkanınıza da derdinizi ifade edin.
daha kolay çözülür. Yani neden hani bu özellikle cemevlerin ibadethane statüsüne kavuşturulmaması konusunda bir ayak direme var. Bunun nasıl sizi kırdığını, nasıl incittiğini birebir gidin. Hazır top gelmiş ayağınıza. Cumhurbaşkanı'nın yüzünü anlatın. Dedim diye bir grup şeyden vay düşkünsün, vay yalakasın, yandaşsın. Normal yani. Yani Alevilerin içinde de şey var. Öyle bir kesim görüş var ki Alevilerin içinde mesela asla zinhar devletle şunla bununla oturup masaya bu işi çözmeyeceksiniz. Var bunu biliyorum ama Sayın Şahin'in bahsettiği Cem Vakfı bu işte en ılımlı, en hoşgörü. İzzettin Doğan bu işi siyaset üstü yapayım. Görür. Siyaset bilgi dışı yapayım. Görür. Sevilay Hanımcığım hemen bilgi vereyim. Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi topluluğuna yönelik açıkladığı kararları desteklediği için görevden alındığını duyurdu. Tamam ama başka bir şey vardır diyorum ben. İzin verin yayın bittikten sonra sizi de arayacağım. Çünkü diyorum ya. Bilmiyorum konuyu diyor. Yani konu başkadır yani. Açıklaması var. Allah Allah. Basın Mehmet Bey siz beni dinlemiyor musunuz? İki gün önce Sayın İzzettin Doğan buradaydı bu masadaydı. Fatih Altaylı'nın konuydu. Lütfen. Yani Fatih Altaylı sordu. İzzettin Doğan Cem Vakfı'nın başkanı. Atılan adımları makul bulduklarını ama yetmeyeceğini, devam ettirilmesi gerektiğini. Allah Allah yani bunu söyleyen insan, vakfın başkanı niye gitsin kendisiyle aynı eş düzlemde konuşmuş birini görevden alsın. Ben diyorum ki izin verin öğreneceğim. Başka bir neden var burada, başka bir şey tamamdır, var. Tamamdır bekliyoruz nedenini efendim. Tamam yani ya bundan dolayı olamaz. Yani bu bir tezat var burada öyle değil mi Nihal yani? Tezat değil mi bu? Niye alsın görevden? Başka bir neden vardır öğreniriz. Ama evet yani Alevilerin bir kısmını ama mesele o değil ya. Boş verin. 7 kişi yani biz Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kere Üsküp'e gitmiştik. Başbakanlı kendisi. Kulakları çınlasın. Kadir Topbaş vardı Allah rahmet eylesin. Çok kimle değerli. Gittim dedi? Kadir Topbaş Sayın Başbakan yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir grup gazeteci. Nihal yoktu o zaman. Vardı ama bayağı bir gazeteci arkadaş. Ben de sabaha temsilen gitmiştim. Üsküp'te bir çok güzel bir Bektaşi dergahı var. Çok güzel, çok eski, köklü. Orası yanmıştı. Ve oranın tamiratı ve tadilatı için destek olacaktı. Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Biz de oraya gittik, ziyarete gittik işte. Bir dede vardı orada. Şimdi güzel bir hatıradır bu. Sayın Cumhurbaşkanı uzundur Ebru. Hiç yan yana geldiğini gördün mü? Belediye başkanıyken. Ay uzundur. Yani evet, boy olarak uzundur. Evet, evet. 1.85'lerde falandır Sayın Erdoğan. Dede de çok yaşı da ileride. Çok da tatlıydı. 2 metre. Yani, o da uzun. Böyle beyazlı bir şey giymiş, çok güzel kıyafeti vardı ve sakal böyle. Tam dede yani. Hani gözlerdeki hani şeylerdeki imaj vardır ya. Kafalardaki dede imajı. Velhasıl ben de olmak üzere o zaman. Kapalı grupta aslında ama ben dahil edildim o toplantıya. Dede ile Sayın Başbakan arasında, Cumhurbaşkanı arasında bir şey oldu böyle. İbadethane mi değil mi diye bir tartışma yaşanıyor. Çok değerli bir dede ama yani çok yani alanında otoriter falan çok da tatlı Türkçesi de kırık bir Türkçeyle ya dedi Sayın Başbakanım sen niye inat ediyorsun be niye inat ediyorsun sen karışma insanlar diyor ki benim cemevim ibadethane sen de git bunu anayasal olarak al filan diye şey yapıyor ama böyle tatlı tatlı alışıyorlar ya şudur budur falan derken ya dedi Sayın Cumhurbaşkanım. Ya de ki ben bu masanın altında Allah'a ibadet edeceğim. Sana ne? Hiç unutmam. Sana ne? Bu benimle onun arasındaki bir şey. Tabii. Ben o şeyden çok etkilenmiştim. Velev ki ben bu masanın altında Yaradan'a ibadet edeceğim. Sana ne? Gerçekten öyle. Sana ne? Velev ki ben ibadetimi başka bir yerde yapmak. Yani bu Allah'la insan arasında, tabii, kul arasındaki bir şey. Yani girilmez. Ben böyle bir şey değilim. Nihal daha dindar. Peki Nihal Hanım'a son sözleri verelim de bitirelim. Bir şey söylemek istiyorsanız bir toparlama. Hayır yani bu böyledir. Evet, ben şeyi hatırladım biraz önce. Yani mesela Alevilere doğru bir adım atıldığında ihmal edilmiş şeylere dair bir hatırlama söz konusu olduğunda
bazı kişiler geç oldu ama geç olsa bile böyle bir sesin, böyle bir temasın, karşılıklı böyle memnun bir oluyorlar. Temasın evet oluşması iyi bir şeydir diyor. Ama bir kısmı geç kalmışlıktan dolayı oluşmuş o kızgınlığı, hüznü, incinmişliği sanki öyle şişmiş bir balon gibi düşünün. Sanki ve ona toplu yine batırılmış ve patlamış gibi düşünün. Bir kısmı diyor ki hayır bir dakika, hayır öyle kolay değil, öyle basit değil. Aynı şey Kemal Bey, CHP'nin bakışının farkında olmasa zaten kendi tabanını tanımayan bir adam değil herhalde. O Mehmet Bey haklı, taşıyıcı kolonları sorunlu ve sorun da çıkardılar. Ben hatta o tarz bir sosyal medya paylaşımı yaptım. Yani işte döndüler Kemal Bey'e dediler ki bak işte böyle gol yersin. Yani hayır, yani golü maalesef AK Parti'nin bütün tepkileri öngörülebilir. Erdoğan'ın bütün tepkileri öngörülebilir. Çünkü yani bu konuda mücadele vermiş, bir çözüm de sağlamış. Yani biz sadece bu geleceğe taşınabilsin istiyoruz. Yani gelecekte yenilenmesin istiyoruz. Ama mevcut durumdaki, mevcut çözülmüş hali sağlayan... Yazıyorlar, o endişe var. Hani gelecekte. Bununla ilgili bir şey gelince, bir karşı taraftan olumsuz bagajından sıyrılma eğilimi gelince tepki gösterdi. Ve bu öngörülebilir de. Öngörülemez olan, daha doğrusu tuhaf olan, o da öngörülebilir ama tuhaf ve irrasyonel olan muhalefetin tepkisi. Yani evet. Daha fazla CHP'nin toplumla kaynaşmasını daha göz hizasından konuşabilmesini, temas edebilmesini, sosyolojik olarak aradaki buzları belki eritmesini sağlayacak şeye kalkıyorsun. Sen muhalefet olarak, partili olarak itiraz ediyorsun. Yani golü atan maalesef kendi kalesine golünü yuvarlayan aynı o taşıyıcı kolonlar. Maalesef. O yapı oldu. Yani aynı şey ama muhafazakarlar cihetinden bakalım. Az önceki Aleviler örneğinden yürüyerek. Yani muhafazakarların arasında da tıpkı Erdoğan'ın Cemevi ziyaretlerinde olumlu karşılık veren Aleviler gibi. Bu tarafta da muhafazakarlar arasında yani tabii basit değil, o kadar kolay değil. Çok ama bu adım yine de çok değerli diyenler oldu ki ben de onlardanım. Bazıları da diyorlarken şöyle bir yerde duruyorlar. Yani hayır, affetmeyeceğiz. Affetmeyiz ya da sen bizi kandırabileceğini mi zannediyorsun? Evet, onu yazıyorlar. Burada mevzu kandırma kandırmama olduğunu, daha doğrusu şöyle naif bir beklenti olduğunu, bakın ben iki siyasetçide de düşünmüyorum. Onun altını tekrar tekrar çizmek lazım. Çünkü çizilmediği zaman bu siyasetçilere, hem Erdoğan'a hem Kılıçdaroğlu'na aslında haksızlık edilmiş oluyor. Erdoğan cemevlerini ziyaret ettiği zaman bütün Alevilerin AK Parti'ye oy vermeyeceğini biliyor. Herhalde. Herhalde böyle bir şey olmayacak. Herhalde biliyor. Oradaki yani. Amaç herhalde tarafları, derken yani biliyor o anlamda. Tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor ki. O da biliyor. Yani oradaki CHP'nin işte şeyi ve aslında CHP iktidarı, yani hani o zihniyet diyoruz ya, o siyasi geleneğin kusurları, hafızası dururken Kemal Bey'in adımı ne kadar değerli olursa olsun bir sürü muhafazakar, mütedeyyin insanla kalkıp aa öyle mi, tamam inandık, evet çok memnun olduk deyip gidip böyle CHP sempatizanı ya da CHP üyesi falan olmayacak. Ya da o yani meclis genel seçiminde altılı masada belki ama meclis seçiminde herhalde gidip CHP'yi oy atmayacak. Ama burada amaç başka ve gerçekten iki siyasi liderin de bu noktada ya doğru yaptılar ve doğru yaptıklarının altını çizmekte ve bunu söylemekte ne gibi bir sakınca olabilir? Yani her iki kesim açısından da şeyleri var biliyorsun. Belli klikler var böyle. Ya hayır, konuşabilme. Burada başkanlık kısmı biraz Mevzu burada. Oldu. Bakın oy vermezsin. Aynı görüşte olmazsın. Biraz daha yumuşak olabilirsin. Ben seninle şu konuları tartışacağım ve çözüme ulaşana kadar da seni zorlayacağım da diyebilirsin. Dersin, evet. Ama mesele şu. Yeter ki birbirinin izine insanlar küfretme noktasına gelmesin. Peki. Bu tür hamleler biraz da bu yüzden yapılır. Doğru söylüyorsun. Özellikle bu kadar kutuplaşmış bir toplumda. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli gibi kazananın her şeyi kazandığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği bir modelde insanların, tarafların birbirine olan eğilimleri, yani birbirlerine olan tavırlarının sertleşti, siyaseten sertleşmenin sosyolojiye, sosyolojiden de fiiliyata dönme ihtimali olan ülkelerde
Bana oy verme ama benden müsteri ol. Müsteri ol. Demek çok önemli Aynen. bir mesajdır. Çok güzel bir konuşmaydı. Evet. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Çok güzel bir bitiriş oldu. Teşekkür ediyorum. Bütün konuklarıma teşekkür ederim. Bir saniye bir cümle. Hadi diyorlar ki o kadar gene, reklama gene, dayandı ki ne olur bir cümle. Hayır gene ekonomi konuşmadınız. Oğlum ya tamam da ekonomi neyini konuşacak ne kaldı ekonomide? Ekonomi berbat diyelim. Yani ne konuşacağız yani? Şu anda herkesin ortak konusu ayın 13'ünde ay sonu nasıl gelecek düşüncesi bence. Neyi konuşalım yani? Başka da bir düşüncesi konuşa, yok yani. Konuşa yani ekonomi evet. berbat. Teşekkürler kısa bir ara. Tamamlıyoruz biz Serap Bilet aktaracak gelişmeleri. Yarın görüşmek üzere. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.